Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, bu akşam Trakya'nın şirin doğal güzellikleriyle ve konuksever insanlarıyla ünlü ilçesi Tekirdağ'ın güzel diyarı Hayrabol'dan sizlere sesleniyoruz. Hayrabolu Belediyesi'nin sosyal tesislerindeyiz. Buranın adı Çeşmeli Salonu ve bizi buraya davet eden Hayrabolu'nun genç, çalışkan ve sevilen belediye başkanı Fehmi Altayoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam üç güçlü Türk kadınını, Cumhuriyet kadınını sizlere konuşmacı konuk olarak davet ettik ve onları dinleyeceğiz hep birlikte. Ancak birisi yolda. Ben şimdi yanımda olanları sizlere takdim edeyim. Biliyorsunuz 29 Ekim Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümü olacak ve Cumhuriyetimizi her yıldan daha büyük bir coşkuyla, sevgiyle ve ona sıkı sıkıya sarılarak kutlayacağız. Yanımdakiler de Cumhuriyet'in hepimize gurur veren başarılı, değerli insanları. Örneğin tam bir Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı, harika bir yazı üslubuna sahip, ayrıca konuşması da o kadar güçlü, bükülmeyen çelik bir kalem, değerli Mine Kırıkkanat. Medyada dürüstlük, doğruluk, ilkelere sahip olma, ilkeli yayıncılık denildiği zaman akla gelen 3-5 isimden biri. Medya mahallesinin ablası, benim de küçük kız kardeşim, sevgili Ayşenur Aslan. Şimdilik yolda, henüz intikal edemedi. Çok yoğun çalışmaları nedeniyle biraz gecikiyor. Ekonomimizin içinden geçtiği sıkıntılı durumu en iyi anlatan uzmanlardan, ayrıca ekonominin niçin bu durumda olduğunu anlatmakla kalmıyor, çıkış yolunu da en güzel şekilde gösteren ekonomi uzmanlarından biri, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi ve İzmir Milletvekili Sayın Selin Sayek Böke de birazdan bizimle birlikte olacak. Şimdi aramızda bulunan ve adlarını anons etmeyi çok istediğim başka değerli konuklarımız da var. Hepsi konuklarımızın çok değerli. Tek tek hepsinin adlarını anons etmek isterim ama onları temsilen izin verirlerse CHP Hayrabolu İlçe Başkanı Sayın Hamdi Çetin, Edirne'nin sevilen, çalışkan, başarılı belediye başkanı Sayın Recep Yurkan, aynı şekilde Kırklareli'nin çalışkan, sevilen, başarılı belediye başkanı Sayın Mehmet Kesimoğlu. Diğerleri de öyle. Örneğin Çerkezköy Belediye Başkanı Sayın Vahap Akay. Muratlı Belediye Başkanı Sayın Nebi Tepe. CHP eski milletvekili, Tekirdağlıların çok yakından tanıyacakları değerli hukukçu Sayın Güneş Gürsel'e.
Vefalılar Derneği Başkanı Sayın Hakkı Baliç ve arkadaşları. Vefalılık böyle bir şey. Halk arenası nereye? Vefalılar da oraya. Sağ olun Hakkı Bey. Benim yayın danışmanım, meslektaşım, kardeşim Atilla Köprülüoğlu ve Halk Televizyonu Genel Müdür Yardımcısı Kadir Çankaya. Evet, bu kısa gerizgahtan sonra... İki kadınla idare edeceksiniz. Ben bunu idare etmek olarak asla kabul etmiyorum. Yanımdaki iki Türk kadını, iki Cumhuriyet kadını dünyaya bedeldir diyorum. O zaman Ayşenur'dan başlayalım, izin verirseniz. Evet, Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü kutlayacağız. 95. yıl dönümü Cumhuriyet'in Ayşenur Aslan'a ne ifade ediyor? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhuriyet, Atatürk Cumhuriyeti biz kadınlar için bambaşka bir anlam taşır. Beyefendiler kızmasınlar. Cumhuriyet bizim olmak ya da olmamak meselemizdir. O nedenle ben müsaadenizle Belediye Başkanı Sayın Fehmi Altayoğlu'ndan söz ettiniz. Ben onun değerli eşi nezdinde az önce tanıştığım tüm Hayrabolulu çalışkan arılar, kadınlar, genç Cumhuriyet kadınları, bizim artık belli bir yaşa geldim, ben kendi adıma konuşayım, senin adına değil Uğur'cum. Ben de bizim adına konuşmam. Tabii. Evet, bizlerin Cumhuriyet'e emanet edeceği genç kadınlar, hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Cumhuriyet erkekler için entelektüel bir mesele olabilir. Ama biz kadınlar için olmak ya da olmamak meselesidir. Uzun uzadıya konuşmayacağım. Cumhuriyeti hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz, yaşatmak istiyoruz. Şimdiki koşullarda bin tane sıkıntı var elbette. Cumhuriyet yaşayacak mı, işte gidici mi, kalıcı mı, onları konuşuyoruz. Ben Ege'liyim. Babam Çineli, Çin'e doğumlu. Çineli'nin bir özelliği vardır. Tıpkı Hayrabolu'nun, Trakya'nın ilk yerleşim merkezi olması gibi Çineli'nin de bir ilk olma özelliği vardır. Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Çine'de seçilmiştir. Yıl 1930. Sonra belediye seçimlerinde kadına hak verilmiştir, seçme seçilme. Arkasından milletvekili genel seçimleri için seçme ve seçilme hakkı da 34'te. 1930'da genç bir kadın, bizim oraya özgü bağlamıştır başına örtüsünü, ilk kadın muhtar olmuştur. Ben gerçekten genç kadınlardan aldığım enerjiyi, sizlerde gördüğüm o umudu içime öyle bir çekiyorum ki, çok sık Uğur'la da tartışıyoruz. Ben çok umutlu değilim. Bu diyor ki hayır, umut yitirmek yok. Ben diyorum ki umuttan değil inattan, tamam inat olabilir ama umut önemlidir der Uğur'da. Evet. Aramızda konuşuruz. Bir küçücük anekdotla ben sözü devredeceğim. Yıllar önce telefon çaldı. Bir medya mahallesi programını bitirdim. Telefon çaldı. Dediler ki Ankara'dan, Pembe Köşk'ten Özden Toker hanımefendi arıyor. İsmet İnönü'nün kızı. Hiç tanışmamıştım o güne kadar. Ankara'da başladım mesleği ama denk gelmemiş demek ki, tanışmadım. Buyurun hanımefendi dedim, aldım telefonu. Ayşenur Hanım dedi, beni ağlattınız dedi. Neden dedim? Bir Cumhuriyet kadını olarak diye bir cümleye başladınız, devamını getirdiniz dedi. Bakın, İsmet İnönü'nün kızı o kadar uzun zaman bir Cumhuriyet kadını olarak ben cümlesini duymamış ki ağlamış ve beni aradı. O günden
günden bu yana bu cümleyi çok sık tekrarlamaya çalıştım. Bir Cumhuriyet kadını olarak ben ne diye saklamalı? Yaş 68. Gücüm el verdiğince siz genç kadınların, genç kardeşlerimin, hemcinslerimin önünde yürüyebildiğim kadar yürümeye, sizlerle kol kola el ele yürümeye çalışacağım. Bizi izleyen ekran başındaki bütün kadınlar adına Cumhuriyet Bayramınızı kutlayarak sözü veriyorum. Şimdi sözü size bırakacağım ama izin verirseniz bugün akşama doğru yaşadığım büyük bir sevinci hem değerli seyircilerimizle hem de sevgili Ayraboğlu konuklarımızla paylaşmak istiyorum. Geçen hafta ben Ahbap adlı iyilik hareketinin lideri sevgili Haluk Levent'i konuk etmiştim. 3 saat boyunca Ahbap'ın yaptığı iyiliklerden ve nasıl bir güçlü sivil toplum hareketi haline dönüştüğünden söz ettik. O arada sevgili Haluk 5 yaşında bir çocuğun trajik öyküsünü aktardı. Çocuğun ismi Muhammed. Muhammed'in ailesi çok ağır kayıplar veriyor. Babası yanı başında ölüyor. Suriyeli. Yani bir savaşın nedenli ağır yaralar açabileceğini, nedenli travmalar yaşatabileceğini ve insanların hayatlarını bir daha geriye dönülmemecesine karartabileceğini anlatan çok çarpıcı, yaralayıcı bir örnek. Bu 5 yaşındaki Muhammed de o şarapnellerden, bomba parçalarından etkilenmiş, bir gözünü kaybetmiş, yüzü tanınmaz hale gelmiş, kolu kırılmış, vücudunda yanıklar ve yaralar oluşmuş. Haluk Levent ve arkadaşları yüz nakli gereken bu yavruya Antalya'da plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanlarının gönüllü katkılarıyla bir seri ameliyata başlamışlar. Çünkü bir çırpıda yapılmıyor bu operasyonlar. Aşama aşama gerçekleşiyor. Çocuğun yüzü birazcık toparlanır gibi olmuş ama daha birçok operasyon geçirmesi gerekiyor. Ama amcası almış götürmüş çocuğu. Onlar da aramışlar ve sonuçta adamı bulmuşlar. Adam demiş ki bana para vermeniz lazım. Neden? Çünkü Muhammed bizim geçim kaynağımız. Ne demek yani, nasıl? Biz Muhammed'i dilendiriyoruz demiş. Yani Muhammed'in topladığı paraların eş değerini sizin bana vermeniz lazım. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu zavallı yavru onca acıya ilaveten bir de o fiziksel yapısı nedeniyle akrabaları tarafından bambaşka acıların koynuna itiliyor. Haluklar ikna etmeye çalışmışlar ama adam çocuğu kaptığı gibi kayıplara karışmış. Şimdi geçen cuma günü bunu anlattı. Günlerdir benim aklımdan çıkmıyor. Ve dün oturdum. Minik Muhammed'i görenler insanlık namına diye bir yazı kaleme aldım. Ve akşama doğru, bugün akşama doğru sevgili Haluk haber verdi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Muhammed'i bulmuş. Devlet işte müşfik kollarıyla kucaklamış Muhammed'i. Ben öncelikle Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne ve Çocuk Şubesi'nde çalışan müşfik, iyiliksever, yüreği iyilik için çarpan o polislerin hepsini kutluyorum ve alkışlamanızı rica ediyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, İçişleri Bakanlığı'na da tabii teşekkür ediyorum. Şimdi artık devlet himayesinde Muhammed. Ben buna o kadar sevindim ki anlatamam. Buraya noktayı koyalım ve Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümü nedeniyle acaba Cumhuriyet sevdalısı, Atatürkçü, yurtsever Mine Kırıkkanat neler düşünüyor? Onun duygularını alalım. İzin verirseniz önce sizin söylediklerinize bir şey eklemek isterim.
Devlet gerçekten minik Muhammed'i şefkatli kollarına alarak çok doğru bir işi yapmış. Ama devlet biliyorsunuz aynı zamanda hem şefkat sağaltıcı bir tutum takınan kurum olmalıdır. Hem de cezalandırıcı bir kurum. Yani şu anda Suriyelileri o küçük Muhammed'i kurtarmak şuna da bağlı. Ben mesela devletli olsam o amcayı da sınır dışı ederim. O adamlara da ihtiyacımız bence yok. Bence de, bence de. Tabii ben teselliyi biraz da şurada buluyorum. Haluk Levent ve o iyilik hareketinin gerçekten çok iyi kalpli üyeleri, yöneticileri minik Muhammed'i yalnız bırakmazlar. Kesinlikle. Bundan sonra da takip ederler. Tabii. Ben de naçizane bir katkım olursa çok büyük mutluluk duyarım. Ve Muhammed'i kurtarabilmek, geleceğini kurtarabilmek, sokaklardan kurtarabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapar iyi insanlar diye düşünüyorum. Kesinlikle yaparlar ama Muhammed'leri bu kişilerin elinden kurtarmak aslında bu kişileri topluma zarar vermekten, engellemekten geçiyor. Çünkü bu kişiler, ben de tarihte bir ortaçağ uygulamasıdır. Bu Muhammed'i dilendiren amca aslında kendi çocuğunun bacaklarını kırıp yüzüne kezzap atıp onunla dilendirecek kadar aşağılık bir karaktere sahip olabilir. Cehalet doğru, böyle bir şeydir. Haklısın. Cehalet sonunda öldürür. Küçük Muhammed'leri korumak için o amcaları cezalandırmalıyız. Biliyorsunuz kendi çocuklarını sakat bırakanlar var dilendirmek için. Ben geçmişte onlarla ilgili evet, röportajlar biliyorum, yaptım. Röportajlarınız vardır. Cumhuriyet'in 95. yılına gelince size canınızı sıkmazsam küçük bir şey anlatmak istiyorum. Sevgili Ayşenur gibi benim de gençliğime dair, daha doğrusu çocukluğuma dair. Ben Ankara doğumluyum. Aslında sevgili başkanımız Recep'le aynı memleketten benim babam. Baba tarafım tamamen Balkanlardan geliyor. Dedem Mostarlı, babaannem Küçük Saralı. Annem de Fatih'in ordularıyla İstanbul'a gelen aileden geliyor. Şimdi Ankara doğumluyum ben çünkü babam devlet memuru. O anlamda Ankara'da doğdum. Bana derdi ki sen erkek olsaydın seni sevmezdim. Ben kız çocuk istedim. Ve ben İstanbul'daki o büyük okula Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'ne gelene kadar sürekli olarak evde ah ne kadar zeki bir kız, ay ne kadar akıllı bir çocuk diye pohpohlanarak büyüdüm. Ve o özgüven inanılmaz, yani bugün neysem aslında o özgüvene borçluyum. Ve ben öyle bir havayla geldim ki İstanbul'a kazanıp da Notre Dame de Sion'u, kızlar erkeklerden üstündür zaten. Kız çocukları akıllıdır. Kız çocukları beceriklidir. Kız çocukları öyledir. Kız çocukları böyledir. Yani böyle büyüyerek İstanbul'a geldim. Notre Dame de Sion'a girdim. Bir de baktım ki kadınlar eziliyormuş. Kadınlar eziliyormuş. Çünkü kızlar okuluna düştüm orada. O sırada sadece kızlar vardı. Bir de o rahibeler bir eziyorlar. İşte o ilk özgüven aslında rahibelerle savaşıp yine de ezilmemekle sonuçlandı. Fakat bir rahibenin verdiği dersi unutmam. Bir rahibe Teresa vardır biliyorsunuz. Çok meşhur dünyada yaptığı iyiliklerle Hindistan'da öldü. Bir de Sir Emmanuel vardır Mısır'da. Kızların eğitilmesi için inanılmaz emek sarf eden ve zaten papalık tarafından da Azize rütbesini alan. Bu rahibe Emmanuel ben okuldaydı. Çok kısa bir süre Mısır'a gider ve kendini Mısırlı kızlara vakfeden o rahibe ile tanıştım. Din adamlarıyla din kadınları arasındaki farkı da bu arada söylüyorum. Ve o rahibe Emmanuel'in en güzel lafı şuydu. Bir erkeği eğitirseniz, evet şahane bir şeydir, bir insanı eğitmiş olursunuz. Ama bir kadını eğitirseniz bütün bir toplumu eğitmiş olursunuz. Çünkü erkekleri doğuran ve eğiten de kadınlar. Ben aslında Türkiye'nin 95. yılını kutlamaya birkaç gün kala Hayrabolu'da olmaktan çok mutluyum.
Çünkü ben Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ve onun değerlerini burada sizlerde görüyorum. Anadolu'nun çok az ilçesinde, il olmayan bir ilçesinde bu kadar güzel sosyal tesisler var. Anadolu'nun Hayrabolu nüfusunda olan çok az ilçesinde ki sanırım sizden başka yoktur bu kadar uygarlık, bu kadar güzellik ve insani vasıflar var. İşte sizsiniz. Cumhuriyet'in 95. yılı, son 17 yıldır yaşadıklarımıza rağmen sizsiniz ve buradasınız ve çocuklarınızı yetiştiriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti bu demek işte. Ve inanın ne yaparlarsa yapsınlar, ne kanunlar çıkartırlarsa çıkartsınlar, hangi okullarda ne eğitim verirlerse versinler. Asıl alınan eğitim ve bunu bir eğitimci olarak söylüyorum. İlk eğitim 1 yaş 3 yaş arası, ondan sonra 3 yaşla da 9 yaş arasıdır. Siz eğitiminizi, siz nasılsanız öyle verdiğiniz takdirde sizin çocuklarınızı bozamayacaklar. Emin olabilirsiniz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Peki Ayşenur Aslan, Cumhuriyet resepsiyonunun İstanbul'da verilecek olmasını ve kutlamaların İstanbul'a kaydırılmış olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir ilk ve elbette çok önemli bir mesaj topluma, kendi tabanına önemli bir mesaj Erdoğan tarafından verilen. Deniyor ki işte bütün dünyanın kıskandığı, Almanya'nın bile kıskançlıktan perişan olduğu bakıp da havalimanı açılacak ve o münasebetle de resepsiyon burada yapılacak. Şimdi eğer az önce Mine Kırıkkanat söyledi, ilk verilerin beyne kalıcı biçimde yer ettiği yaş 1-3. Sonra 3 ile 9 arası çok önemli. Dogmanın içselleştirilebilmesi, soru sormadan kabullenilebilmesinin yaşı en geç 6-7. Orada kabul ediliyor. Şimdi o süreçte bir dogmayı içselleştirmiş, hayata böyle bakan biri ancak bu bahaneyi kabul edebilir. Efendim, havaalanını açıyoruz, onun için orada vereceğiz resepsiyonu. Beyefendilerin 500 milyon dolarlık uçakları var. Hadi o pahalıya geldi, küçük uçağını kaldırırsın, sabah açarsın havaalanında, gider akşamüstü Cumhuriyet resepsiyonu Ankara'da yaparsın ya da tersini yaparsın. Bu dediğim gibi ancak ve ancak belli eğitimden geçirilmiş, beyinleri soru sormamaya göre ayarlanmış, insanların kabul edebileceği bir bahane, bir yalan. Ben doğrusu burada Meral Akşener'in tavrını çok önemli buldum. Çok anlamlı buldum. Çünkü ilk reaksiyonu o gösterdi. Evet. Dedi ki ben İstanbul'a gitmiyorum. Çünkü eğer Cumhuriyeti kutluyorsak Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır maddesini anayasanın zaten kalbimize, zihnimize kazımış olmamız lazım. Başkentimiz Ankara'dır ve ben Ankara'da olacağım. İlk mecliste 29 Ekim günü beni görebilirsiniz dedi. Bugün baktım Bahçeli de biraz geç kalmış ama demiş ki ben İstanbul'daki resepsiyona gitmiyorum. Erdoğan kutuplaşmayı bu noktaya kadar getirdi. Korkarım Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamamak için vesile ettiği havaalanının adını da gene kendi tabanına, siyasal İslamcılara bir mesaj olarak koyacak. Atatürk koymayacağını, Mustafa Kemal koymayacağını biliyoruz. Ne koyacağını merakla bekliyoruz. Merakla beklememizle belki daha sonra konuşuruz, bilmiyorum. İşin bir başka acıklı yanı, bizler ayağa kalkıp da o havaalanı adı için
eğer şimdiki havaalanını kapatıyorsan öbür taraf Atatürk Havalimanı havaalanı olmalı diye sesimizi çoğaltıp yükseltip var gücümüzle Erdoğan'a bu mesajları göndermediğimiz için merakla bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Peki soralım salona. Bu üçüncü havalimanının adı ne olsun? İşte bu kadar. Valla şunu söyleyeyim. Tanığıyım. Hanımefendiler, beyefendiler. Tanık yazabilirsiniz beni. Az önceki sahnenin provası yoktu. Az önce tüylerim diken diken oldu. Sen döndün Urdündar, sordun. Milim saniye kaymadan bütün bir salon aynı anda sanki aynı kalp çarpması gibi Atatürk dedi. Bunun provası yoktu. Bu prova edilmemişti. Ama işte keşke ve keşke bu ses daha çoğalsaydı, daha gür bir şekilde Türkiye'yi inletseydi, bu salondaki heyecan Türkiye'yi kuşatsaydı da hakikaten pazartesi gününü merak etmek yerine şimdiden o havaalanının adının Atatürk olduğundan emin olabilseydik. Çok teşekkür ederim. Tabii böyle bir etki tepki ile karşılaşıyoruz. İktidar 16 yıldır sistematik bir şekilde milli bayramların kutlanmasını sönük bir şekilde kutlanması için elinden ne geliyorsa sergiliyor. Yani yanlış anlıyorsam lütfen düzeltin. Hatta bir ara Anıtkabir'e gitmemesi için insanların bariyerler konmuştu. Boğazları ağrıyordu. Evet. Grip oluyorlardı. Diş evet. Çektiriyorlardı. Evet. Yani tesadüfen çeşitli hastalıklar tam da milli bayram günlerinde en yetkili kişileri buluyordu. Şimdi artık onlar olmuyor ama bazı valiler de devleti temsil eden üst düzey bürokratlar da örneğin Cumhuriyet Bayramı'nın bu sene daha sönük kutlanabilmesi için ellerinden ne geliyorsa sergiliyorlar ve tüm yetkilerini kullanıyorlar. Bazıları için söylüyorum bunu. Tabii ki Cumhuriyet Bayramı'nı bizim gibi büyük coşkuyla kutlamak isteyen nice isimsiz kahraman, devlette görevli insan var. Şimdi bunu yaptı ve yapıyor Erdoğan ve Erdoğan iktidarı. Ama farkında mısınız bilmiyorum. Çok büyük bir olumlu adıma, iyiliğe de vesile oluyor. Tabii. Bu kutuplaşma politikasıyla Atatürk ve kadrosunu, arkadaşlarını, cumhuriyeti kuranları dışlayarak, itibarsızlaştırmaya çalışarak öyle bir noktaya getirdi ki bundan 20 yıl önce sizler hanımefendiler, beyefendiler pek çoğunuz çok gençsiniz. Benim yaşıtlarım belki hatırlar. Ya şimdiki kuşak da Atatürk'ü pek bilmiyor, tanımıyor derdik. Öyle bir noktaya gelmişti. Özellikle kendisine Atatürk adına hareket ediyor gibi gösteren 12 Eylül döneminden sonra Atatürk'ü neredeyse unutturmaya başlamışlardı. Ama şimdi Erdoğan'ın politikası yüzünden de sayesinde gençler Atatürk'ü merak ettiler. Atatürk'ü öğrendiler. Atatürk'ün ne anlama geldiğini keşfettiler ve Atatürkçü oldular. Çok doğru. Çok doğru. Siz 29 Ekim'in İstanbul'da kutlanılacak olmasını nasıl yorumluyorsunuz Sayın Kırıkkanat? Hiç ilgilendirmiyor. Saati şahanelerinin neyi nerede kutladığı, erkanının nerede bulunacağı hiç ilgilendirmiyor beni 29 Ekim'de. Çünkü zaten 29 Ekim onların değerlerini temsil etmiyor ve onlar da o değerleri asla temsil etmediler. Dolayısıyla Katar'da bile kutlayabilirler.
gidip yabancı bir ülkede kutlamaları, Katar'da kutlamaları bile rahatsız etmez beni. Umurumda değil nerede olacakları. Hatta hiç kutlamasınlar. Çünkü ne onlar o bayrama yakışıyor, ne o bayram onlara yakışıyor. Önemli olan ne? Önemli olan sizin nerede olacağınız. Önemli olan sizin nerede olacağınız, önemli olan bizim nerede olacağımız. Çünkü o bayram bizim bayramımız, bizim değerlerimizi temsil ediyor. Sonuna kadar da sahip çıkacağız. Bir büyük merhum, bir büyük kaybımız. Ölümünden yarım yüzyıldan fazla oldu değil mi? Kaç yıl oldu Atatürk öleli? Döve döve bir diriyi gömüyor ya. Bunu farkında mıyız? O kadar haklı ki. O kadar haklı ki. Kendileri neden şikayet ediyorlardı? Efendim bizim dinimizi, yaşamamızı engellediler. Camilerimizi ahıra çevirdiler. Dua bile gizli gizli ediyorduk. Çocuklarımızı türbanla diye okula almadılar. Amerikalara göndermek zorunda kaldık. Zaten işte damat ve oğul da biliyorsunuz Amerika'ya türbanlı oldukları için gittiler. Böyle demiyorlar mı? Dinlerini yaşatmamışız. Camileri kapatmışlar. Efendim bazı camileri ağır yapmışız. Çocukların okumasına mani olmuşuz. Böylece milyarlar harcayıp işte Harvard'a falan göndermişler. Değil mi? Bunu söylüyorlar. Ağlıyorlar ondan sonra. Aa, bizi çok mağdur ettiler. E şimdi de siz bizi mağdur ediyorsunuz. Şimdi de siz Atatürk'e küfrediyorsunuz. Şimdi de siz Atatürk'ün ismi üzerinden politika yapıyorsunuz. Ama Türkiye'de sokak isimleri, mahalle isimleri çok yaşamazlar. Biz sizin bugün vereceğiniz ve Atatürk dışında olan isimleri gün geleceğiz yine Atatürk olarak değiştireceğiz. Çünkü bizim evet, 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 evet. Çünkü siz sayın muktedirler, mağduruz diye ağladığınız her şeyi bugün bize yapıyorsunuz. Çocuklarımızı işe almıyorsunuz. Kendi aranızda dağıtıyorsunuz parsaları. Atatürk'ümüze dil uzatıyorsunuz. İsmini değiştiriyorsunuz. Bizi istediğimiz gibi özgürce yaşamaya bırakmıyorsunuz. Gazeteciliğimizi sansürlüyorsunuz. Hapse atıyorsunuz. Kim şimdi mağdur? Biz. O zaman bunun da bir hesap günü gelecek. Şimdi mağdur biziz. Yarın da bizi arayacağız. Ah bizi çok mağdur ettiler. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bugün gelecek. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? Ne diyor? Ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın en sevdiği söz nedir? Zat-ı şahanelerinin. Men dakka dukka. Bugün bana yarın sana. O havaalanın ismi de değişir. Sokakların da ismi değişir. Hatta sarayların ismi değişir. Kimseye kalmaz merak etmeyin. Siz devam edin bizi mağdur etmeye. Devam edin. Devam edin. Atatürk siz vurdukça büyüyor. Siz vurdukça büyüyor Atatürk. Aynen dediği gibi Ayşenur'un. Siz vurdukça vurmuyor. Devam edin. Devam edin. Onun tozunu bitiremezsiniz. O zaman sıra geldi milli göreve. Ben bu kitabı tanıtmayı artık milli bir görev olarak kabul ediyorum. Sizler de okumayı ve okutmayı milli bir görev olarak düşünmelisiniz. Bakın sevgili dostlar, bu kitap çok büyük emeklerin ürünü, yıllar süren araştırmaların ürünü. Sevgili kardeşim Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabı
bir başyapıt. Her evde bulunması gereken, büyüklerin geride kalanlara miras olarak bırakmaları gereken bir bilgi hazinesi. Atatürk'le ilgili o kadar yeni şeyler öğreniyoruz ki, örneğin birini aktarayım size. Yıl 1935, Cumhuriyet Bayramı kutlanacak, pankartlar hazırlanmış, şöyle yazıyor: Atatürk bizim en büyüğümüzdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu görüyor ve bir kağıt alarak Atatürk içimizden biridir diye yazıyor. Tevazuyu, alçak gönüllülüğü görüyor musunuz? Ve onu Falih Rıfkı'ya veriyor. Diyor ki eğer yazacaklarsa, yayınlayacaklarsa böyle yayınlasınlar. Sevgili Yılmaz Özdil bu kitabın sonunda şöyle diyor: son söz değil, dünya durdukça ön sözdür. Mustafa Kemal ilelebet payidardır. Sevgili Ayşenur, Mine Kırıkkanat medyadan, sansürden bahsetti. Bu konuda senin de söyleyeceklerin olabilir diye düşünüyorum. Ben bahsetmesem. Çok tehlikeli bir konu ya. Ben çok yasak ve tehlikeli alan, mayınlı tarla. Latife bir yana, ben Nazi Almanya'sından söz etsem. Nazi Almanya'sı. Bizimle hiç alakası yok. Hiç. Nereden, Nazi nereden çıktı peki şimdi Nazi Almanya'sı? Ya öyle aklına geldi. Aklıma arada bir böyle geliyor aklına Ayşenur. Tesadüfen. Hobi olarak. Tamamen. Hobi olarak böyle hobi bazı şeylere ilgileniyorum. Öyle bir şey. Şimdi bakın, yıl 1935, daha Nazi Almanya'sı yeni inşa ediliyor, 3. Reich. Televizyon yayınları başlamış Almanya'da, öyle bir teknoloji. Yıl kaç dedin? 1935. 35, evet. Evet. Şimdi o televizyonlarda her gün, zaten radyo çok gelişmiş, emir verilmiş fabrikalara harıl 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 iki şey üretiyor fabrikalar. Bir tank top, bir de radyo. 1 milyon radyo bir sene içinde üretilecek, radyosu zevk kalmayacak diye. Çünkü her gün Göbels konuşacak, her gün Hitler konuşacak ve her Alman her gün en az birkaç kere bu konuşmalara maruz kalacak. Hani ola ki kaçırdınız ya da evde açmadınız. Daha o zamandan çok da yaratıcı bir insanmış Göbels, malum propaganda bakanı. Yeni yeni yöntemler denemiş. Mesela megafonlu arabalar bize seçim zamanları dolaşır ya, o zaman sürekli dolaşıyor. İşte Hitler buyurdu ki, Göbels dedi ki, Himmler ekledi ki, sürekli her Alman vatandaşı her gün birkaç kere işte her canlının ölümü tadacağı gibi Hitler'i ve Göbels'i tadacak. Gazeteler zaten sürekli kontrol altında. Yetmiyor, editör yasası diye bir şey çıkartıyor Hitler. Tabii Göbels'in akıl vermeleriyle. Editör yasası şu: Hitler'in adamları gidip gazetelere editoryal müdahalede bulunabilecekler. Köşeler kontrol edilecek, beğenilmeyenler basılmayacak vesaire. Aslında daha o zaman bütün bunlar olurken muhalifimsi gazetecileri cezaevine falan göndermek yokmuş. Yani gene de her şeye rağmen iyi günler denilebilirmiş. Ne yapıyorlar? Cezaevine göndermeyip sabun falan mı yapıyorlar? Hayır. Yok, yok. O sonraki aşama. O sonraki aşama. Şimdi bakın, medya bugün Türkiye'de çok da iyi bildikleri bir alan olduğu için bütün bu Göbels'in faaliyetleri
neredeyse birebir uygulanıyor, taklit ediliyor. Her evde, her gün kaçamıyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka bir kanalda, o kanal olmazsa bu kanalda muhatap oluyorsunuz, maruz kalıyorsunuz. Tanıdığım bir ülkeye çok benziyor ya anlattığın. Venezuela değil mi? Venezuela olabilir. Evet, Venezuela olabilir. Venezuela doğru, evet. Venezuela mı? Ben, yok, ben Tayland. Tayland'da öyle düşünüyorum. Valla Venezuela evet, benim aklıma da bir de yağ vardı işin içinde. Yağ bir yağ, şey. Yağ. Evet. Ye miydi yoksa? Siz daha iyi bilirsiniz. Ay affedersiniz, ben ne kadar ciddi şeyler anlatıyorum. Nazi Almanya'sı hakkında şurada bir konuşma yapıyorum. Nerelere çekiyorsunuz? Endonezya mı, Tayland mı, Venezuela mı? Ne alakası var? Nazi Almanya. Hiç yok öyle şey. Haklısın. Biz korktuk yani bir anda. Bir anda korktuk. Bizim de başımıza gelir mi diye korktuk. Hanımefendiler, beyefendiler, işin hakikaten latife kaldırır çıktı. Da latife kaldırır yeri de kalmadı. Şimdi %90 küsuru iktidarın kontrol altında, doğrudan kontrol altında. O %90 küsurunun bir bölümü zaten doğrudan kendilerinin. Nazi Almanya'sında mı? Orayı mı anlatıyorsun? Valla bu minik kırık kanat gibi arkadaş olduktan sonra düşmana ihtiyacı yok insanın. Bir rahattır arkadaş. Bir defa anlattıklarının Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi olmadığına kefilim. Üç. Şimdi senin kefaletin, ben susayım vallahi. Aramızda kalsın. Buradan bahsediyorum. Bu ülkeden bahsediyorum. Kimseye söylemeyin. %90 küsur iktidarın kontrolü altında. Kalanların önemli bölümünde de köşe yazarının, efendim, editörün vesairenin her birinin kafasına bir jandarma kondu. Aman bunu yazarsam başım belaya mı girer? Aman şunu söylersem halim nice olur? Ya bir şey anlatayım ne olur. Yani medyanın hali. O kadar komiyiz ki, vallahi çok komiyiz. Geçen gün eve bir polis gelmiş. Komşum zavallı, her polis geldiğinde titreyerek beni arıyor. Ayşe Nur'um tebrikat geldi, ben bunu ne yapacağım? Tamam alın. Vermiyorlar tebrikatı. Peki o zaman nereye gideceğimi söylesinler. Gittim. Sarıyer Emniyet Müdürlüğü'nde bir genç adamcağız ve hiç fikrim yok giderken ne olduğu konusunda. Bir de genç bir kadın. İşte buyurun Ayşe Hanım. Evet. Hakkınızda soruşturma açıldı. İfade. Peki neden? Efendim bundan 2,5 yıl kadar önce Sapanca'da bir konuşmada Fikri Sağlar'la beraberiz. Fikri Sağlar demiş ki, daha doğrusu ben şöyle anlatayım, onun laflarını ben şöyle nakletmişim ki, Fikri Sağlar sanki benim CHP'yi soracağımı anlamış gibi, CHP sokağa dar çıkarsa biz iktidarı devirebiliriz dedi. Ben de bunu ona hatırlatırım demişim. Ben gülmeye başladım. Şöyle bir baktılar, niye gülüyor bu kadın diye. Dedim ki bu lafları ben dememişim. Bir kere Fikri Sağlar demiş. İkincisi dedim, siz dağ deyince ne anlıyorsunuz dedim. Şimdi ben mesela hani dağa çıkıp silahlı çatışma vesaire ben. Dedim yani gençliğimde bile yapmadım böyle bir şey. Şimdi hiç yapamam. Bildiğim kadarıyla Fikri Sağlar'ın da böyle şeylerle alakası yoktur dedim. Ha dedim, belki siz bilmiyor olabilirsiniz. Vaktiyle CHP'liler, sosyal demokratlar dağ taşa umudumuz Ecevit, bu düzen değişecek sloganı yazarlardı. CHP'liler, sosyal demokratlar dağ deyince bunu anlarlar, bunu bilirler dedim. Kadıncağız bir durdu, ha dedi. Umarım soruşturmadan... Bakın bu cümleden bile sizi çağırıyorlar. Tek nedeni var, yıldırmak. Yok, gene buradan bahsetmedim. Tabii gayet yok. Evet. Ama şimdi ben o genç emniyet yetkilisinin durumunu düşünüyorum. O da gelip senin ifadeni almasa, o da sürülür. O da bir damga yer, yiyebilir. Tabii. Değil mi? Tabii. Ama bazı...
Yani bedel mecbur. Bazı meslekler bedel ödemek zorundadır. Hatta yani özel bir hukuk. Eğer yargıç, eğer savcı, eğer değil, soruşturma, değil, eğer polis emniyet yetkisi ödeyecek bedel. Yani eğer savunacak bir ideal yoksa, aman evde ayal uyal var türünde bana dokunmayan olmaz yani. Bu olmaz. İnanın siz ne diyorsunuz? Olmaz. Koskoca hukuk profesörleri, dekanlar, rektörler. İşte onlar da yani. Yani eğilip onlara, bükülmenin ne diyorsunuz dediniz kitabını ya, ben onlara zaten profesör demiyorum. Ne diyorsunuz? Uğur Bey, tabii ben onlara profesör demiyorum. Ben onlara koskoca demiyorum. Ben onlara bilim adamı, ben onlara hukukçu demiyorum. Evet. Ben onlara adam demiyorum. Çok güzel. Bakın bir ülkede öğretmen, polis, asker, hukukçu ve gazeteci, bu beş meslek doğru dürüst yaparsa işini ve bedel ödemeyi göze alarak yaparsa, işte yalakalık yapayım, beni bilmem nereye atasınlar, aman bu atadıkları yerden almasınlar diye taraf tutmaya kalkarsa bir devlet öyle batar. Bu beş meslek mesleğini doğru dürüst yaparsa gerisi hallolur. Politikacılar hiçbir şey yapmasa da olur zaten. Yani hatta ne kadar kötü yapsalar yani bile bir devlet yürür. Ama bu beş meslek herhangi bir fırsatçılığın arkasına takılıp, fırsatçılıktır çünkü o, kendi çıkarları için idealist mesleklerdir bunlar. O ideali satarsa o devlet çöker. Ve şu anda bizim devletimiz bu yüzden çöküyor. Ama biz ayakta olduğumuz için yeniden kuracağız. Şöyle, yalnız şunu da söyleyeyim. Selin Hoca sanıyorum ikinci bölüme de zor yetişecek. O nedenle ben sizin ikinci bölümde gazeteciliğin yanı sıra ekonomi uzmanı olmanızı da rica edeceğim. Zaten Türkiye ekonomisinin niçin aslında kurtarılamayacağı da anladı. En iyi ekonomistimiz yetişemiyor. Evet Ayşenur, iki dakikamız var. Hukuktan bahsetmişken, eğer hukuk bu hale gelmişse tuz kokmuştur denir ya öyle. Geçenlerde bir konuğum akademisyenler davasında yaşananları anlattı. Şimdi bir sanık bayağı ciddi, sırf bir bildiri yüzünden yargılanıyorlar malum. İşte adı okunmuş, gelmiş kürsüye. Demiş ki, efendim demiş, bana gönderilen tebligat başka birine ait. İddianame. Dolayısıyla ben kendi iddianamemi bilmiyorum demiş. Onun için mühlet rica ediyorum savunma için. Hakim demiş ki, yaz kızım demiş, savunma hakkından feragat etti. Yani işte bu kadar. Hukukun üstünlüğü budur. Peki, sevgili seyirciler, değerli konuklar, vakit nasıl geçti ben şahsen hiç anlamadım. Su gibi geçti zaman. Sağ olun, var olun. Hayrabol'dayız. Trakya'nın çok güzel ilçelerinden, Tekirdağ'ın güzel ilçesi Hayrabol'dan bu canlı yayını yapıyoruz. İkinci bölümde yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, Tekirdağ'ın güzel, şirin ilçesi, konuksever insanlarıyla, bereketli topraklarıyla ünlü Hayrabolu'dan sizlere sesleniyoruz. (Gülüyor)
Bu gece bizi Hayrabolu'da bu tesiste ağırlayan Belediye Başkanı Sayın Fehmi Altayoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, ilk bölümde anons etmiştim. Yoğun programı nedeniyle biraz gecikerek aramıza katıldı. Değerli konuşmacı konuğumuz, Türkiye'nin ekonomisinin içinden geçtiği sıkıntılı sürecin nedenlerini ve bundan çıkışın yollarını en iyi anlatan uzmanlardan biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi ve İzmir Milletvekili Sayın Selin Sayek Böke bizimle birlikte. Hocam, ilk bölümde biz Cumhuriyet Bayramı'nın İstanbul'da kutlanacak olmasını, yani resmi törenlerin 3. Havalimanı'nın açılışı nedeniyle İstanbul'a kaydırılması ile ilgili değerli Mine Kırıkkanat ve Ayşe Nur Aslan'ın görüşlerini aldık. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Tepkili misiniz? Yoksa evet. Aksi evet. Düşünülemez. Esasen şöyle başlamak gerekiyor. Her şeyden önce özür diliyorum geciktiğim için. Ama gecikmemin önemli bir parçası bugün burada bizi bir araya getirmiş olan Cumhuriyet değerlerini kutlamak üzere kadınlarla Sakarya'da buluşmuş olmamdı. Ve Cumhuriyet'in bir kadın devrimi olması nedeniyle de burada bizim üçümüzün olmasını ayrıca önemsiyorum. Ama görüyorum ki dün Giresun'da, bugün Sakarya'da, şimdi bu sahnede kadınlar Cumhuriyet'in ne olduğunu ve neyin tehdit altında olduğunu çok açık görüyorlar. Şimdi belki de şöyle başlamak doğru, olumsuza geleceğim. Ama bütün bu olumsuzluğu şu açıdan değerlendirmeliyiz. Bir saldırı altındayız. Cumhuriyet devrimleriyle kavga ediyorlar. Yani bir karşı devrim var mı sorusu artık bir soru olmaktan çıktı. Çok açıkça AKP iktidarı halkın rejimini yıkıp bir saray rejimi kurdu ve şunu çok açıklıkla bilerek bu mücadeleyi verdiğinde bize gösterdi. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil. Cumhuriyet bir bütüncül toplumsal zihniyet dönüşümüydü. Devrimselliği buradan geliyordu. Nitekim şimdi de görüyoruz ki başkentte kutlama yapmayarak bu ülkenin sembolleri olan Andından, işte İnönü'sünden, Atatürk'ün ismi olan stadlarla kavga etmekten geçen, sembolleriyle ve içeriğiyle kavga eden bir iktidar var karşımızda. Çünkü şunu çok iyi biliyor. Cumhuriyet sadece rejimin yönetim biçiminin değişmiş olması değildi 1923'te. Hakikaten toplumun birlikte yaşama kültürünün dönüştüğü, kapsayan, halkçı, halkıyla birlikte var olan bir rejimin inşasıydı o süreç. Ve halkın içerisinde de kadına ayrıca güç veren, çünkü cumhuriyeti kalıcı kılacak olanın kadınlar olduğunu bilen bir anlayış da kurulmuştu. Onun içindir ki bugün iktidar bu rejimi yıkmak için, cumhuriyeti yıkmak için kavga verirken kavgayı önce kadından başlattı. Yani bu gerçekleri tespit etmeden başkentte yapılmayan kutlamaya duyduğumuz bu öfkeyi dile getirmek mümkün değil. Yani biz sadece bayramın Ankara'da kutlanmıyor olmasına öfke duymamalıyız. O bir parçası bu işin. Öfke duymamız gereken şey bu toplumsal zihniyeti, birlikte yaşama kültürünü, insanlara eşit gözle bakan, özgürlük sağlayan, halkın egemenliğiyle var olan bütün düzeni yıkıyor olmasına itiraz etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sorunuza dönersek, kabul edilemez. Bu kutlama Ankara'da yapılmak zorunda. Bu cumhuriyetin başkenti Ankara'dır. Devrimidir. Neden kadın devrimidir? Çünkü tekrar ediyorum, cumhuriyet sadece bir rejim değişikliği değildi. Saraydan yönetilirken halkın, milletin egemenliğiyle bir yönetim biçimine döndük mü? Döndük. Ama bunun kalıcı olabilmesi için kadınla kavga eden anlayışın son bulması gerekiyordu. Onun içindir ki Atatürk bir mucize yaratırken bu mucizenin ortağı olması gerekenlerin kadınlar olduğunu fark ederek
kadına özgürlüğü vermeden, laikliği sonuna kadar savunmadan, siyasal İslam'ın yerine toplumu bir arada tutacak olan eşitlik ve özgürlüğü bu değerler üzerinden kurmadan, Cumhuriyet'in kalıcı olması ihtimalinin olmadığını bilerek yaptı bu devrimleri. O yüzden kadınlara Batı'nın demokratik değerlerinden çok daha önce seçme seçilme hakkı verdi. 1934'te bu ülkede biz kadınlar seçme seçilme hakkını aldığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsiliyet oranına baktığınızda Türkiye dünyada ikinci sıradaymış. Bugün çok değerli bakanımız Önay Alpago ile beraberdim panelde. Sayın Bakan söyledi bu istatistiği ve şunun üzerine söyledi. Bugün kadınların siyasette temsiliyetine baktığınız zaman 144 ülke arasında Türkiye kaçıncı sizce? İkinci olduğumuzu söyledim Cumhuriyet devriminin sonucunda. Bugün 118. sıradayız. Neyin yıkıldığı ve neyi yok ederek yıktıkları buradan belli. Evet, kutlamalar başkentte olmalı ve kutlamalar kadınlar öncülüğünde olmalı. Ama şu çağrıyı yapma ihtiyacı duyuyorum. Kutlanacak bir Cumhuriyet Bayramımız bugün yok. Kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı'nı ortaya çıkarmak için bir devrim ihtiyacımız bugün var. Yeniden Cumhuriyet devrimi yapma ihtiyacımız var. Şimdi şunu açık yüreklikle ortaya koyalım. AKP iktidarı bu rejim değişikliğini yaparken üç temel şeyiyle kavga ederek ve dayatarak yaptı. Birincisi, bu kadın devrimini yok etmek adına siyasi İslam'ı bir Türkiye gerçeğine dönüştürme mücadelesi veriyor, hala veriyor. Bunu diliyle veriyor, kadın kahkaha atamaz diyor, hamileyse sokağa çıkamaz diyor, anne değilse yarımdır diyor. Kadınları eve hapseden ve aile içindeki rolüyle sınırlayan bir anlayışı dayatıyor bize. Bu zaten siyasi İslam'ın tanımı, Cumhuriyet devriminin dönüştürdüğü anlayış buydu. Kadını kent meydanlarına taşıyan, kadını hayatın içine alan, kadını savaşta mücadeleyle ortaklaştıran ve o devrimden sonra yaşatmak üzere de gücü kadına vermiş olan bir devrimdi Cumhuriyet. Birinci ayak bu. Siyasal İslam'ın karşısına konacak olan değer, Cumhuriyet'i zamp gibi bir arada tutan laiklik değeridir. Ey kadınlar, biz sahip çıkacağız. Cumhuriyet devrimi ise eğer yapmamız gereken, laiklik diyeceğiz, laiklik diyeceğiz, laiklik diyeceğiz. İkinci yaptıkları şey, bunları hep eş zamanlı yapıyorlar. Yani bir tanesini yapıp bırakmıyor. Sembolle kavga ediyor, içerikle kavga ediyor. İkincisi, müthiş rantçı bir düzen kuruldu. Yani bu rantçı düzeni esasen her yerde görüyoruz. Taşı toprağı vatan diye görmüyor. Taşı toprağı imar izni diye görüyor. Sonra affedebileceğim, buradan para kazanacağım bir arsa diye görüyor. Bizim vatan diye gördüğümüz toprağı. Oysa Cumhuriyet'i devrim yapan neydi? Halkçılığıydı. Hepimizi içine alan, kucaklayan, birlikte yaşatan değerlerdi. Onunla kavga ediyor. Ve rantçı sermayeden yana tavrını bütçedeki her kalemiyle, kamu ihale kanununu son 16 yıl içerisinde ayda bir kez değiştirerek benim istediğim zengin olur, beni besleyecek olanı zengin ederim diyen bir anlayışla bu toplumun %99'unu yok saydı. Onun içinde ben yokum diyeceğimiz bir dünya değil bu. %99 biziz. Halkı yok saydı. Bunun içerisinde çiftçi var. Hayrabolu'nun çiftçisi var. Bunun içerisinde biz varız. Mühendis, öğretmen, bankacı, akademisyen. Biz hepimiz varız. Şimdi bu şu açıdan önemli. Hani bu Cumhuriyet Bayramı'nın Ankara'da kutlanması kadar önemli bir şeydi. İşte 3. Havalimanı'nı insanların çalışırken öldüğü, rantçı sermaye uğruna hamam böcekleri eşliğinde yaşatılan ve yarın işe gidersem ölür müyüm endişesiyle güne başlayan, maaşını dahi almayan, hiçbir güvencesi olmayan ve üniversitede okuyabilmek için Kastamonu'dan
3. havalimanına inşaat işçisi olarak gelmiş olan binlerce işçinin hayatını yok sayarak rantçı sermayeyi zengin etmek için kurdukları 3. havalimanının açılışını yapıyorlar. Bakın, sembollerle kavga ederken çok açık bir biçimde kendi sembolünü bize dayatıyor. 3. havalimanının adı tabii ki önemlidir ve soru bile olmamalıdır. Eğer Atatürk'ü kapatıyorsak yenisi de Atatürk olmalıdır. Ama sorunumuz bunun ismini tartışmanın çok ötesinde, burayı kurarken dayatılmış olan rantçı düzenin öldürüyor olması bizleri. %99'u öldürüyor, yok sayıyor çünkü. Dolayısıyla bu ikinci ayak da bize şunu söylüyor. Bugün eğer halkçı ve kamucu bir ekonomiyi, hazır yerel seçimler de geliyor, bir Türkiye gerçeğine dönüştürmek için iktidar alanlarımızı talep etmezsek biz ölmeye devam edeceğiz. Yaşayarak ölüyoruz, çalışarak yoksullaşıyoruz. 1604 lira asgari ücret alıyoruz, 1919 lira açlık sınırı bu ülkede, açlık sınırı. Sofraya ekmek koyabilmek için 1919 lira gerekiyor. Ama gidip saatlerce çalışıyorsunuz, 12 saat, 13 saat, 14 saat 1604 lira kazanıyorsunuz. Neden? Çünkü bilerek, isteyerek Cumhuriyet'le kavga eden AKP iktidarı rantçı bir düzen kurdu. Çünkü bu rantçı düzen sömürüye dayanıyor. Üçüncü kavgası da, bu Cumhuriyet'le verdiği kavganın üçüncü ayağı da hukuk devletiyle verdiği kavga. Bakın ne dedi şimdi Danıştay'a? Sen de kimsin dedi. Ben bilirim dedi. 24 Haziran'da ne yaptık? Bizlerin direnci parlamenter demokrasiyi savunma direnciydi. Ama tek adam rejimini getirdi. Ne yaptı? Kurumların yerine kişiler geldi. Hatta öyle ki bir aile şirketi kurulmuş vaziyette. Rektör eşini bir yere atıyor, biraz itiraz olunca görevden alıyor, birkaç hafta geçiyor, başka bir birime atıyor. Kendisi Cumhurbaşkanı, kendisini Varlık Fonu Başkanı atıyor. Damadını kendisine yardımcı yapıyor. O Varlık Fonu'nu bir hortumla hazineye bağlıyor. O hazineye bağladığı hortuma özel statü veriyor. Denetimini Sayıştay yapmıyor, McKinsey yapıyor. İşte size rantçı düzen. İşte size kurumlar ve hukuk ve kural yerine kendisini koyan tek adam anlayışı. Kavgası hukuk düzeniyle. Çünkü cumhuriyeti cumhuriyet yapan, kurallı, bütün yurttaşlarına eşit mesafede duran ve vatandaşını korumak için sosyal devlet anlayışının üzerinde inşa edilmiş bir devrimdir cumhuriyet. Kadınla kavga ediyor, sosyal devletle kavga ediyor, halkla, üretenle, çiftçiyle, emekçiyle, emekliyle kavga ediyor. Çünkü tek derdi var, cumhuriyeti yıkmak. Tek derdi var, kendi tek adam düzenini kurmak. Ve çok yol aldı, çok yol aldı. Bunu açık yüreklilikle kabul etmezsek, çok olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz gerçeğiyle yüzleşmezsek, her şey normalmiş gibi, elimizde demokratik araçlar varmış gibi hareket edersek bu mücadeleyi kazanmamız mümkün olmayacak. Olağan dışı yöntemler bulmamız gerekiyor, demokrasi içinde tanımlanan. Nedir derseniz bu olağan dışılık, olağan dışı deyince ürküyor insanlar. Oysa ki yaptık, hayır iradesinde yaptık. Ben hatırlıyorum, İstanbul'a bir kampanya sürecinde ziyaretimde billboardların %99'u Erdoğan'la doluydu. AKP genel başkanıyla donatılmıştı. Müthiş bir baskı. Toplum üzerinde inanılmaz bir otoriterlik. Görseliyle de öyle. Tutuklatıyor, zulmediyor. İşte parti meclis üyemiz Eren Erdem. Eren hapiste. Hiçbir şey için. Hiçbir şey için hapiste. Bizi bu gece izliyor. Ben buradan hepimiz adına sevgilerimi iletiyorum kendisine. Eren Erdem'in duruşması bu hafta, 31 Ekim'de olacak. Hakkın hukukun olduğu bir yerde zaten tutuklu olmaması gerekirdi. Tabii. Hakkın hukukun olduğu bir yerde yanlışlıkla tutuklanmış olanın mutlaka salınacağı düşüncemizde baki kalırdı. Biz vicdanımızı dinleyerek ve doğruyu bilerek onun çıkacağını biliyor, inanıyor ve bunun mücadelesini veriyoruz. Ama hepimiz orada olursak, bu sese ses verirsek ve hepimiz
Eren Erdem'i hapseden anlayış, bu toplumu yok sayan anlayıştır dersek eğer kazanacağız. Tek sesle değil, çok sesi tek sese dönüştüren bir birliktelik ve mücadele gücüyle kazanacağız. Hayır iradesinde yaptığımız gibi, nasıl ki Cumhuriyet kadın devrimidir dedim, hatırlayın bundan birkaç ay önceydi cinsel taciz yasası gelmişti. Bir gece yarısı her zamanki gibi. Değil mi? Çünkü karanlık köşelerde yapmak zorundalar işlerini. Sayıştay'dan kaçıracak karanlık bir iş yapıyor. Toplumun gözünden kaçıracak karanlık bir iş yapıyor. Bir gece yarısıydı Adalet Bakanı o zamanın Bekir Bozdağ çantasından bir yasa teklifi çıkardı. Yasa teklifi ne diyordu? Taciz etmiş olanlar, taciz ettikleri çocuklarla evlenirlerse affedilirler diyordu. Vahşet, vahşet. İnsan haklarına aykırı. Şimdi bu karanlığa karşı ilk mücadeleyi kim vermek zorunda? Meclisin içerisinde sizin sorumluluk ve temsil yetkisi vermiş olduğunuz milletvekilleriniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri o gece o yasanın geçmesine engel oldular. Ama burada bir virgül koymuş olsaydık eğer, yani bu mücadele burada kalsaydı, ben üzülerek bir milletvekili olarak şunu söylemek durumundayım. Bir virgül eklerlerdi. İki kelime daha eklerlerdi. O yasayı geri getirip geçirirlerdi. Çünkü meclis içerisindeki işleyiş demokrat bir işleyiş değil artık. Parmak hesabı yapıyoruz. Parmak hesabı belli zaten. Yeniden saymaya gerek yok. Ama ne oldu? Meclisin dört duvarının dışına taştı siyaset. Kim taşırdı? Kadınlar taşırdı. Bu ülkenin kadınları taşırdı. Cumhuriyet kadınları taşırdı. Ve saçlarından sürüklenmek pahasına, saldırıya uğramak pahasına o kadınlar bu coğrafyanın her karış toprağında sokağa çıktılar. Sokağa çıktık. Yani siyaseti esasında olması gereken yere taşıdık. Sokak, kentler, meydanlar, oralar bizim esasında. Bizim olmadığını bize dayatıyor olan anlayışa karşı çıkmanın tek yolu var. Bu mücadeleyi birlikte büyütmek. Siyaseti meclisin dört duvar arasına sıkıştıracağız diyenlere inat. Evet, parlamentoyu bu cumhuriyetin değeri olduğu için savunmak gerektiği kadar savunacağız. Orada bir tereddüt yok. Ama sadece parlamento içerisinde adına sert diyerek muhalefet yapacağımızı iddia edersek baştan kaybedeceğimizi sizlere duyurmuş oluruz. Muhalefetin serti ve gerçeği toplumu içine alan, tabandan başlayan, birlikte yapılan ve birlikte büyütülen bir siyasettir. İçinde kadın olan, genç olan ve toplum olan bir siyasettir. Gelin yeniden cumhuriyeti ayağa kaldıralım. Gelin kadınlar, erkekler, gençler kutlanacak bir bayram yaratalım. Hocam, bu tarihi sayılabilecek konuşmayı tam da yerinde yapıyorsunuz. Değerli kardeşim Yılmaz Özdil bir mesaj göndermiş. Hepinize çok sevgileri, saygıları var. Diyor ki Hayraboğlu'nun köken adı Kardiyopolis. Yani yürek kent. Tescilli yürekli yer Hayraboğlu diyor. Evet. Siz de demokrasiye inananları yürekli davranışa çağırıyorsunuz. Tam da yerinde. Aynen. Hakikaten öyle. Yapalım. Hep beraber yapalım bence. Şimdi ben hem bir hatırlatmada bulunmak istiyorum hem de bir çağrıda. İktidar maalesef yol yapmakla övündü. Bunun maalesef bir tarafı yok. Yol yapmak güzel bir şey. Ama maalesef şimdi geliyor. Bunca yol yapan iktidar bugün varlığını borçlu olduğu şehitlerimizin anısına da ne yazık ki saygısızlık yapıyor. Nerede yapıyor? Dumlupınar'ın içinden
Dumlupınar şehitliğine giden 2-3 kilometrelik bir yolu bile asfaltlamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Hayır, hayır. O tür protesto yapmıyoruz. Şimdi az önce ifade ettim. Her şeyimizi borçluyuz. İktidar da gücünü, varlığını Dumlupınar'a borçlu. Ama gelin görün ki önceden süre gelen bir ihmal bu 16 yıl boyunca alabildiğine katlandı. Örneğin hızlı tren yapıldı. Dumlupınar'da istasyon unutuldu. İstasyon unutulduğu gibi makinistler Dumlupınar'dan geçerken trenin düdüğünü çalmayı da unuttular. Dumlupınar'a bir kişinin gidip konaklayabileceği bir tesis yapmadılar. Dumlupınar Belediyesi'nin cenaze arabasının bile olmamasına göz yumdular. Çaresiz, kaderiyle baş başa bırakılmış, makus talihiyle unutulmaya terk edilmiş bir Dumlupınar yarattılar. Çağrım şimdi, bakın, tıpkı Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin unutulmuşluğuna son verdiğimiz gibi, Dumlupınar'ın bu hazin halini gördükten sonra yüreğim sızladı. Israrla gelin Dumlupınar'ı şanına yaraşır bir görünüme kavuşturalım. Ona hakkını iade edelim, teslim edelim diye çok çırpındım. Hayırsever yurttaşlarımız devreye girdiler. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler devreye girdiler. Örneğin Ankara Yeni Mahalle Belediyesi 4,5 ay gibi çok kısa bir sürede bunca ekonomik sıkıntıya rağmen oraya muhteşem bir tesis inşa etti. Pazar günü 28 Ekim pazar günü saat 14'te 1500 metrekare kapalı alanı ikişer kişinin konaklayabileceği 12 odası bir suite odası, bir kahvaltı ve restoranı, kahvaltı salonu ve restoranı. Ayrıca çok amaçlı bir salonu, özellikle konferanslar, halk arenası gibi programların yapılabileceği bir konferans salonu olan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Sosyal Tesisini açıyoruz. Açıyoruz. Yani bunu söylerken bir taraftan utanıyorum, bir taraftan tüylerim ürperiyor, bir taraftan çok seviniyorum. Daha yapılacak çok şey var Dumlupınar'da ama başladık. Başlamak zaten yarı yarıya bitirmek demektir. Arkası gelecek inanıyorum. Bakın Dumlupınar Üniversitesi var Kütahya'da, her ilçede yüksekokulu, fakültesi var ama olması gereken Dumlupınar'da bir odalık bir üniversite müştemilatı bile yok. Ayıp değil mi? Yazık değil mi? Ben Eskişehir'den, Kütahya'dan, Burdur'dan, Afyonkarahisar'dan, Isparta'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan gelebilecek tüm yurttaşlarımızı, özellikle kadınlarımızın önderliğinde hem Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak, hem de o tesisin açılışında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yapacak tesisin açılışını bulunmak üzere hepinizi davet ediyorum. Burada siyasi parti söz konusu değil. Dumlupınar hepimizin. O zafer hepimizin ailelerinden şehitler sayesinde kazanılmış eşsiz bir zaferdir. Ona sırtını dönen haindir, alçaktır. Onu unutturan bu ülkenin evladı değildir. Onlara öyle bir ders verelim ki zerrece vicdan kaldıysa, zerrece utanma duygusu kaldıysa aynalara bakamasınlar.
Ben çok hisseniyorum bu konularda. Şehitlerden söz edildiğinde, Çanakkale'den söz edildiğinde, Dumlupınar'dan söz edildiğinde çok duygulanıyorum. Sözü size bırakalım. Bu andımızın kaldırılması ve Reşit Galip'le ilgili bir yanı iftiranın dile getirilmesi, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Andımızla ilgili söyleyeceğim her şeyden önce, biliyorsunuz bir dünyada yaşıyoruz. O dünyadan kopuk yaşayamayız. Eğer o dünyadan kopuk yaşarsak zaten adımıza Kuzey Kore derler. O yüzden size dünyadan örnek vermem sizi şaşırtmasın. O anlamda sözlerime böyle başladım. Bir şeyi unuttum, ona izin verirseniz. Tabii, buyurun. Tırnacığım. Buyurun. Değerli kardeşim Yılmaz Özdil de bizimle birlikte orada olacak. En güzel haber bu. Güzel haber. Güzel haber. Şimdi bakın, dünyada bir kimliği tanımlamak için iki şey vardır. Ülkenin adı, pasaportu, kimlik kağıdı ve ki bunlar bir araya gelir. Bir de dili. Bunların arasında din yoktur. Çünkü yaşadığımız dünyada bugün Fransa'da 6 milyon Müslüman var. Gerisi de zaten hepsi Hristiyan değil. Pek çoğu Protestanı var, Katoliği var, şeyi var. En çok olan sayıda olanlar da zaten dinsizler aslında. Almanya keza öyle. Protestanlarla Katolikler arasında bölünmüştür. Yani Alman kimliğini yapan din değildir. Dildir. Ve bulunduğu ülkenin, doğduğu ülkenin, kültürünü benimsediği ülkenin kimliğidir. Dolayısıyla Katolik Almanla Protestan Alman birbirini yiyebilir siyasal anlamda bazen. Ama herhangi bir dış saldırı karşısında ya da örneğin Avrupa Birliği gibi barışçıl bir yerde temsil edilmek gerektiğinde Almanız derler. Protestanım demez. Ya da Bavyeralıyım demez. Ki bir federatif gelenekten gelir Almanya. Bavyeralıyım demez. Odesyalıyım demez. Bulunduğu bölgenin adını söylemez. Almanım der. Çünkü pasaportunda Alman vatandaşıdır yazar. Zaten Almanya pasaportta Alman vatandaşlarına verilir. Bunların arasında bugün Yahudiler de vardır. Ve en az Fransa'daki kadar Müslüman da vardır. Pasaportu olan, Alman pasaportu olan Müslüman da vardır. Bunların hepsine Alman denir. Amerikalı dediğiniz nedir? Dünyanın her yerinden gitmiş göçmenlerin 200 yıl önce kurdukları ve sonunda ekonomik anlamda çok güçlenince bağımsızlıklarını ilan edip İngiltere'ye karşı savaştıkları, sonra kendi aralarında Güney Kuzey olarak savaştıkları ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri diye ortaya çıkan bir tek pasaportu vardır. Amerika Birleşik Devletleri pasaportu. Aslında Amerika hem Kuzey Amerika'ya deniyor hem Güney Amerika'ya. Yani Meksikalı da bir Amerikalı. Brezilya da bir Amerikalı. Çünkü Amerika kıtasında yaşıyor, Güney Amerika kıtasında. Ama Amerikan diye, Amerikalı diye biz şahsen ve sizlerle birlikte bugün ne diyoruz? Çünkü onlar egemen. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına ister Meksika kökenli olsun, İster Katolik olsun, ister Evangelist olsun, ister dinsiz olsun, ister Yahudi olsun ki inanılmaz bir Yahudi komünitesi vardır, ister Müslüman olsun ki onlar da fazlasıyla var, ister Küba asıllı olsun, Amerikan deniyor, Amerikalı deniyor. Şimdi son yıllarda aslında Selin Hanım'ın çok güzel ifade ettiği gibi Cumhuriyete karşı verdiği karşı devrim diyebileceğim ama devrim yapacak kapasiteleri yok onların. Ancak bir şeyi bozabilirler, bir şey yapamazlar yerine. Ancak bir şeyi bozabilirler. Çürütmeyi iyi biliyorlar. Yok etmeyi ve çürütmeyi. Henüz böyle bir ideolojiye falan filan öyle akıl, zeka işi olarak onu herhangi bir formülasyona dökebildiklerini görmedim ben.
ya da dökebildikleri ancak işte şeydir, satış satış anlaşmalarıdır. Onu satılır, onu sattım, bunu sattım, toprakları sattım. Orada da muhakkak hata yapmışlardır. Gün gelince biz o hataları çıkarır, hepsini geri alırız. Demek istediğim şu ki, Cumhuriyet'e karşı verdiği savaşta aslında Selin Hanım'ın söylemediği olay şu ki, Türk kimliğine karşı da bir savaş verildi. Ve o yüzden biz Araplaştırılmaya çalışılıyoruz. Yani Türkçe'ye karşı savaş açtılar. Kazanamayacaklar çünkü Türkçe 20.000 yıllık bir dil. Yani hiçbir şey yokken Türkçe vardı. Her türlü alfabede yazıldı. İlk yazıldığı alfabede küneiform değil, rüneiformdur. Bunu da bilmez onlar. Okumadıkları için bilmezler. Mısır yazıtlarından çok daha eski bir dildir. Rüneiform. İlk alfabemiz o. Her türlü alfabede yazılmışız. Eski dillerin zaten özelliği o. Her türlü alfabede yazılabilirler. Osmanlı yenememiş Türkçe'yi ya. Bunlar mı yenecek Allah aşkına? Fakat Türk'e karşı bir savaş verdiler. Türkçe'ye karşı bir savaş verdiler. Türk üst kimliği Amerikan üst kimliğinden farklı bir şey değil. Fransız üst kimliğinden farklı bir şey değil. Fransa'da Baskları barındırıyor, Korsikalıları barındırıyor. Efendime söyleyeyim Vandomluları barındırıyor, Bretonları barındırıyor. Her türlü şey onlarda da var. Ama bir de üst kimlik var. Onların hiçbirisi kalkıp ben Katalan'ım, ben Baskım, Fransa'da olanlar demiyor. Neresi bölünecekse orada. Neresi bölünecek? İspanya bölünecek. Ha, İspanyol Katalanlarına İspanyoluz dedirtemiyorsunuz. Çünkü onlar bölünmeye niyetli. Ayrılmaya niyetli onlar. Anlatabiliyor muyum? Basklarda hafif böyle bir niyet var. Basklar da geçiştiriyorlar. Ama Güney İspanya'da hiçbirisi de kalkıp işte ben Andaluz'um da, ben Endülüs'lüyüm de, ben Granadalıyım da, ben onların hepsi federatif bölge aslında. 17 tane federatif bölge. Hayır İspanyolum diyor. Çünkü İspanyol pasaportu var. Şimdi Türkiye'de Türk sözünü kaldırmak ve çocuklara Türk olmayabilirsiniz siz. Kürdünüz de var, Abazanız da var, Çerkesiniz de var, onunuz da var, bununuz da var demek aslında Türkiye'yi bölünmeye hazırlamaktır. Ve inanın böyle olacak. Bugün mesela dünyada Fransa'da Müslümanlarla muazzam bir gerilim var. Müthiş bir gerilim var. İslamcılarla daha doğrusu. Müslümanlar derken gerçek ve kişisel anlamda inancını yaşayan Müslümanlarla hiçbir dert yok. İslamcılar var. Paris'in varoşlarında girilemeyen banliyöler var. Polis giremiyor. Giremiyor. Orada adam şeriatı ilan etmiş. Tabii Fransa şunu tartışıyor bu anda. Ama Fransa şimdi kabullenir mi bunu? İster 6 milyon olsun isterse tabii ki kabullenmeyecek. Size iddiaya giriyorum burada. Çok yakın zamanda Fransa'dan başlayarak ve bu iş Fransa'dan başlayacak. İtalya'da da olacak. Her yerde bizim Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye bir ant koyacaklar okullara. Çünkü o andı kaldırdığı zaman ne olduğunu gördüler. İspanya gidiyor, parçalanıyor. Bizi parçalamaya alıştırıyorlar andımızı kaldırarak. Ve bu hiçbir şekilde bunu söyleyen insan ben 20 sene Fransa'da 10 yıl İspanya'da dış muhabirlik yaptım. Ve yani demokrasinin ıcığını cıcığını, Avrupa Birliği'nin ıcığını cıcığını, insan haklarının feriştahını biliyorum. Dünyanın da nereye gittiğini görüyorum. Bu hareketler bizi dünya olarak faşizme sürüklüyor. Faşizme ve çatışmaya sürüklüyor. Siz üst kimliği kaldırırsanız altı darmadağın olur. İspanyollar bunu anladılar. Katalunya sonunda gidecek mi bilmiyorum. Ama İspanya'da bir ant olacak artık. O İspanyolluğun değeri anlaşıldı. Fransa'da başlayacaklar. Ve bu iş bizde olmayacağı kadar, çünkü Türkiye aslında hiçbir zaman için İkinci Dünya Savaşı'nı da geçirmediği için faşizan dönemler geçirdi. Ama gerçek bir faşizm tanımadı. Faşizan dönemler geçirdik biz. Fakat demokrasi çabalarımız da çok önemliydi. Faşizme geçersek belki bu dönemde bunlar başarırlar. Onu bilemiyorum. Ama dünyanın gidişine bakarak diyorum ki ne olur dışarıda olmadığı için parçalanmalara yol açan
ve şu anda büyük gerilimlere sebep olan ve o gerilimler içerisinde bütün faşist sağ partileri inanılmaz şekilde besleyen bir kimlik sorunu sizin yoktu, bundan sonra da olmasın. Asıl Türk kimliğini siz, yok canım o üst kimlik değil, Türkiye'li de diyelim, şunu da yapalım, bunu da yapalım diye kaldırırsanız asıl parçalanma o zaman başlayacak. Siz dinle birleştiremezsiniz bir toplumu 21. yüzyılda. Dinle birleştiremezsiniz. Hele o dinin Arapça olduğunu iddia ediyorsanız. Hele siz bir dilin yerine Arapçayı koymaya çalışıyorsanız. Hele ikinci dil olarak Arapçayı neredeyse mecburi hale getirmişseniz. Bu bir kimlik bozulmasıdır. Çürütmeyi çok iyi biliyorlar. Andımızın kaldırılması da zaten bu parçalanmaya hazırlığın bir ayağıdır. Birinci ayağı demiyorum ama bir ayağıdır. Ve Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye başlayan andımızda küçücük çocukların, ben bunu liselerde okusunlar demiyorum ama ilkokulda şahaneydi bu ant yani. Çocuğunacak bir tarafı yoktur. Biz bu ülkenin pasaportunu, biz bu ülkenin kimlik kartını taşıyoruz. Orada da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır diyor. Bunun tanımı Türk'tür. Bunu siz değiştirirseniz eğer bugün dünyanın ve Avrupa'nın girdiği İslamiyet'le başlayan çatışma ve gerilimin bir parçası olursunuz. Ve oradaki gibi çok kötü olaylara yol açabilecek bir ayrışmayı beraberinizde getirirsiniz. Peki. Bu bir faşizm değildir Türk'üm demek. Peki, çok teşekkürler. Ayşenur Aslan'a yönelteceğim soruyu ama önce İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Aytun Çıray bir mesaj göndermiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e küfür edildi. Çok galiz bir küfür. Asla telaffuz edilemez. Devletin sitesinde Atatürk'e küfreden bu hain, nankör, ahlaksız ve kötü insan yetkililer tarafından hemen bulunmalı. Gerçekten de hemen bulunmalı ve derhal yargıya teslim edilmeli. Bu tür ahlaksızca, nankörce, haince yaklaşımlar eğer yargı tarafından cezalandırılmazsa yol oluyor ve cesaretlendiriyor bazı mensupları. Dolayısıyla Ayşenur Aslan nasıl bakıyor bu konuya? Çok özür dilerim. Ayşenur Aslan başlamadan önce cezalandırılmalı dediniz ya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biliyorsunuz şeye karar verdi. Hazreti Muhammed'e küfretmenin suç olduğuna karar verdi. Evet. Evet. Avustralya'da. De değerlendirmedim. Şimdi ben, yani bu düşünce özgürlüğüne girmez dedi. Girmez, girmez hakikaten. O kişileri kutsallara nasıl hakaret edilir? Akıl hastanesine sevk etmek yargıdan ziyade daha uygun. Bu kişiyi. Çünkü Atatürk'e hakaret ederken, küfrederken aslında neye hakaret ettiğini muhtemelen idrakinde. Peki bu kişiye akıl hastanesi akıl verebilir mi? Şimdi muayeneden geçirelim. Şimdi ben çok kısa konuşmak istiyorum. Zira kalan vakti Serin Sayık Bey'in değerlendirmesi gerekiyor. Yok yok, bu reklamlara kadar konuşabiliriz. Ondan sonraki bölümü Sayın Hocama peki, ağırlıklı olarak peki vereceğiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Mine Kırıkkanat'ın söylediklerinin önemli bölümüne katılmıyorum. Hani katılıyorum diye başlanır ama ben katılmıyorum. Şu nedenle katılmıyorum. Bir kere bu bölünme fobisini ben muktedirlerin sürekli pompaladığı kanaatindeyim. Aman yanımızda yer almazsanız bölünürüz. Aman şöyle yaparsanız bölünürüz. Bu kimi zaman açılımla dile getiriliyor. Kimi zaman açılım karşıtı dile getiriliyor. Ama her zaman böyle toplumda bir korku yaratıyorlar. Zaten her baskıcı iktidarın, her tek adam rejiminin başlıca silahı
korkudur, hepimizin malumu. Mesela sen tabii yıllarca kaldığın için yine kırık kanat, elbette benden daha iyi biliyorsun. Ama ben de mesela İspanya konusunda Franco rejiminin Katalonya'ya yönelik korkunç baskısını konuşmadan, düşünmeden oradaki karşı hareketi anlamanın çok mümkün olmadığı kanaatindeyim. Şimdi bunlar bir yana. Üst kimlik Türk mü olmalı, üst kimlik şu mu olmalı, bu mu olmalı? Bu iktidar üst kimlik olarak İslam inancını, siyasal İslam'a esas olarak bir ümmet fikrini kabul ettirmeye çalışıyor. Kimlik araştırmalarına baktığınız zaman bunun da meyvesini bir ölçüde kabul ettiklerini görüyoruz. Yani bugün toplumda çok önemli bir kesim kendisini öyle ifade ediyor ki bu topluma baktığınızda şunu görüyorsunuz. Müslüman, erkek, Türk. Hani kadın olmak, yurttaş olmak vesaire. Oysa Cumhuriyet, Selin Sayık Döke'nin söylediği gibi bir yurttaş olma bilincidir. Eşit haklarda, eşit fırsatlarla yurttaş olmak bilincidir. Bence bunu üst kimlik haline getirebilirsek bölünme korkusundan da böyle bir ihtimalin gerçekleşmesinden de kurtulabiliriz. Ne konuda, hangi alanda nasıl mücadele edeceğimizi çok iyi bilmeliyiz. Andımız meselesi evet önemlidir. Bu cumhuriyetin bir simgesidir belki. Ama bugün geldiğimiz noktada artık cumhuriyetten geriye ne kaldı? Bir tartışma konusu bir. İkincisi, buna karşı mücadele ederken enstrümanlarımız, müttefiklerimiz kim olacak? Bunları bilmek zorundayız. Gene söylediniz herhalde Selin Sayık. %1'in tahkimi var şu anda. %1 derken bu ülkenin kaynaklarının gayri safi milli hasılasının %54'ünü kazanan, harcayan, sahip olan %1. Kalanı %46. Şimdi sınıf temelli, daha doğrusu sınıf derken bir sosyalist diskurda çekecek değilim burada elbette ama çalışandan, emekten yana ve eşit yurttaşlıktan söz eden bir mücadele kapısı açabilirsek bence geleceğe daha güvenle bakabiliriz. Zira şunu da bakın, ne olur unutmayın. Ben hep şöyle söylüyorum. Gazetecinin ülkesi yoktur. Gazetecinin ülkesi hakikattir. Ben o hakikat alanında dolaşırım ve sizlere bir şeyler aktarmaya çalışırım. Teknolojinin geldiği noktada artık sınırlar ötesi ilişkiler, sermaye sınırlar ötesi, uluslararası. Neden insanlar uluslararası hareketlerle bir araya gelmesinler? Neden haklar temelinde, insanca yaşama temelinde, dünya yurttaşlığı temelinde bir araya gelmeyelim? Yani bir Türk'le bir Fransız'ı ya da bu topraklarda yaşayan herhangi bir, kendisini Kürt diye tanımlayan, Çerkez, Gürcü diye tanımlayan, Museviyim, Aleviyim diye tanımlayan insanlar yurttaşlık temelinde, akıl, bilim temelinde bir araya gelmesinler, daha uygarca yaşamak için mücadele etmesinler. Ben bunu eğer başarabilirsek siyasi mücadeleyi de başarabileceğimiz kanaatindeyim. Burada Selin Sayık Böke'nin az önce söylediği çok önemli bir şey var. Kendi partisine yaptığı çağrıda da biz bugüne kadar yapılanları ezber bozmak diyorlar ya, gerçekten ezber bozarak, iddia sahibi olarak, iddiamızı yüksek sesle dile getirerek, yaratıcı olarak, hem siyaset anlamında yaratıcı olmak, hem çözüm yolları açısından yaratıcı olmak. Yani mecliste iki önerge var. Ah ne güzel, MHP yanımızdaydı, geçirdik. Bak sen şu işe, MHP kaytardı, olmadı. Bu kısır mücadele alanında kaybetmeye mahkum oluruz.
O nedenle ben üst kimlik denilen şeyin eşit yurtlaştık. Tam da Atatürk Cumhuriyeti'nin, Atatürk idealinin vaz ettiği gibi eşit yurttaşlıkla mümkün olduğunu düşünüyorum. Peki. Konuklarımızın arkasında Kırmızı Kedi Kitap Evi'nin tanıtımına ilişkin görüntüleri görüyorsunuz sevgili seyirciler, değerli konuklar. Kırmızı Kedi Mustafa Kemal kitabının da yayın evi. Ama onlar da Dumlupınar konusunda çok duyarlı bir davranış sergilediler ve Kırmızı Kedi Kitap Evi Dumlupınar'daki Gazi Mustafa Kemal Başkomutan Gazi Mustafa Kemal sosyal tesislerine Milli Mücadele Kitaplığı armağan etmeye karar verdi. Gerçekten çok anlamlı bir jest. Dolayısıyla Milli Mücadele'nin simge yeri Dumlupınar'da bir Milli Mücadele Kitaplığı çok büyük bir anlam taşıyacak. Kırmızı Kedi Kitap Evi'ne teşekkür ediyoruz. Hocam sözünüzü kesmek istemiyorum. Onun için bu bölümde bir anons daha yapayım. Reklamlara öyle gidelim. Ondan sonra sizden başlayacağız 3. bölümde. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz bizler Sözcü Gazetesi'nde bağımsız, özgür, editoryal bağımsızlığımıza en ufak bir müdahale olmaksızın sizlerin gerçekleri öğrenme hakkınıza hizmet ediyoruz. Benim 6. yılım. Sözcü'de, yani 2019'da 6 yıl evet 6 yıl olacak. Bu demektir ki işte reyting kanallarında 6 yıldır bize yaşam hakkı tanınmıyor. Ama yeni reyting kanalı bu. Ama biz burada reytingimizi yapıyoruz tabii. Burada reytingimizi yapıyoruz. Yani 24 Haziran seçimleri sürecinde 60 bin kişi vardı programı yaptığımız alanda. Antalya'da 20 bin, ara sokaklarla birlikte 30 bine yaklaşan muhteşem kitleler bizi izlediler. Ve dünya televizyonculuk tarihinin reyting rekorlarını kırdılar. Buradan iktidara teşekkürlerimi gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi ki Halk Televizyonu da var. Şimdi Sözcü Gazetesi çok anlamlı bir yeni girişimde bulundu. O da şu. Diyelim ki Allah vermesin, bir yakınınız vefat etti ve onun için bir vefat ilanı vereceksiniz. Bunun bir ücreti var. Bu ücretin %15'ini almıyor Sözcü Gazetesi ve sizden bir hayır kurumuna, bir derneğe, örneğin Vefalılar Derneği'ne bir bağış yapabileceğinizi söylüyor. Böylece vefat eden yakınınızın acısını bir pırıltılı çocuğumuzun eğitim bursunu vererek, yani bir insana yaşam sağlayarak bir mutluluğa, bir sevince dönüştürme imkanını sağlıyor. Bu çok güzel bir hareket. Çok güzel. Değil mi? Bu arada bir hesap yaptım. 2023'te siz 10. yılınızı tamamlayacaksınız. Ben yarın 2019'da 50. yılımı 2019 50 ama 2023'te de o zaman Sözcü'deki 10. yılınız tamamlanıyor. Evet. Anladığım evet, kadarıyla. Evet. Ebek çok şeyler kutlarız o zamana kadar. Niye Hanım? Dikkat ediyorum. Siz programın başından beri gün gelecek, devran dönecek. Tabii. Bazı sorumlular hesap verecek diyorsunuz. Evet. Bunun neye dayanarak söylüyorsunuz? Dikkatimi çekti. Evrenin dengeleri, tarihin bilinci. Okuyan bilir, cehalet er geç öldürür. İki dakikamız var. Size iki dakika daha. Yok, onu Selin Hanım'a tanıyorum. Peki hocam, iki dakika. İki dakika konuşabilir misiniz? Konuşamam, siyasetçi uzun konuşmayı sever. Ama şunu söyleyeyim, esasında buradaki sohbet içerisinde iki şeye vurgu yapma ihtiyacım. Bir tanesi, demin dedik ya, kurdukları düzen üç ayak üzerine inşa edilmiş diye. Bu rantçı düzende Kütahya'da, yani Dumlupınar'a o yolu yapmak yerine ne yaptı?
100 yolcu garantisi verdi. Kütahya'ya bir havalimanı yaptırdı. Ya. Verdiği 100 yolcu garantisinden kaç yolcu geldi biliyor musunuz? 4. 4. Gülüyoruz ama kalan gelmeyen 96 yolcuyu da biz ödedik. Biz ödedik. Ödedik yani. Şimdi Selin Hanım, yani sonra gittiğimiz için, reklama gittiğimiz için sözünüzü kesiyorum. Allah nasip etse de şehir hastaneleri de hasta garantisi veriyor. İnşallah oraya da hasta gitmez. Çünkü hasta olmaz kimse. Evet, evet. Ve ya oraya da bizim müşteri olarak görüyor. Hasta tabii, olarak tabii, görmüyor. Müşteri. Ya onu da öyle söylüyor zaten arsızca ve utanmazca. Acı bir durum. Ya çok acı. Şimdi esasında bu şuraya geliyor. Bilerek isteyerek yapıyorlar bunu. Ya bir tercih kullanıyor. Diyor ki benim 6.2 milyar liram var. Kimin o para? Bizim. Biz vergi ödemişiz. Reklamlar gelmiş hocam. Bu 6.2 milyar lirayı kime harcadı? Garanti verdiği rantçı sermayeye nokta. İsteyerek, bilerek, tercihle. Peki. Buradan bundan açacağız. Sonraki bölümde devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Yürekkent'ten, Hayrabol'dan canlı yayınımız kısa bir reklam arasından sonra soluk soluğa devam edecek. Hem salondaki değerli konuklarımız hem sizler. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, Tekirdağ'ın Şirin devletiyle, yasalarla barışık insanların yaşadığı, konuksever yurttaşlarımızın her köşe başında karşımıza çıktığı, bereketli topraklarıyla meşhur ilçesi, tarihteki köken adıyla Yürekkent, Hayrabol'dan hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Kadınlara da çok saygılılar. Bizi de çok alkışladılar. Efendim, değerli Hayrabolluların kadınlara saygılarının çok büyük olduğunu bildiğim için üç güçlü cumhuriyet kadınını ben özellikle Hayrabol'da konuk etmek istedim. İçin size başlangıçta teşekkür etmek istiyordum. Hakikaten çekici güç olarak, üç güçlü kadın olarak ortaya koyduğu bu programda bizi çağırması sevgili üstadımız. Estağfurullah. Evet. Uğur Dündar'ın çok önemli bir işaret. Ve biliyorsunuz sosyal medyada son zamanlarda bazı fotoğraflar, videolar dolaştı. Bir zavallı, çarşaflı kadını arabanın arkasına bağlamıştı bir tanesi. Bir tanesi kafesin içine koydu hatta düşmesin diye dedi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Buradan kafesin içerisinde yolculuk ettirilen, arabanın arkasına bağlanan o zavallı kadınlara selam olsun. Siz de ayağa kalkın. Size de çok teşekkür ediyorum. Evet. Çünkü normal olarak erkekler akıllı kadınlardan korkuyorlar. Bu iktidar da akıllı kadınlardan korktuğu için zaten o kadınları böyle yani o şekilde muamele ediyorlar. Sizin akıllı kadınlardan korkmadığınız çok ortada oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yarına yazdım sevgili okurlar. Devletimiz bizi
İngiltere'lere gönderdi 1970 yılında ve televizyonculuğu öğrenmemizi sağladı. O nedenle hayatım boyunca devletime şükran duygularıyla bağlı olacağım. İktidarlar değişir, devlet baki kalır. Devlet esastır hepimiz için. 1970 yılında televizyon Türkiye'de başladığında bizim çok başarılı kadın haber sunucularımız, hepsini sevgiyle, saygıyla anıyorum. İsimlerini de söyleyelim Ayşenur. Ülkü Kuranel, Aytaç Kardüz, çok değerli hocamızdır. Aytaç Kardüz, buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Değerli Aytaç Hanım'a, hepsine, rahmetli merhume Jülide Gülizar, Zafer Cilos'un, efendim Çetin Çeki, Erkan Oyal, bunlar erkek spikerler olarak vardılar. Onlara ilaveten Doğan Kasaroğlu, Allah rahmet eylesin, kadınların da okuması gerektiğini söyledi. Ve dünyada biz, Ülkü İmset var, unutmayalım. Sevinç Yemişçi var, unutmayalım. Şengül Karaca var, bunlar harikulade Türkçesi olan ve ses tonları da muhteşem birer televizyon yıldızı ötesi insanlardır. Çok değerlidir hepsi. Neyse, İngiltere'ye gittik, demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün beşiği. Öyle değil mi İngiltere? Evet, evet. Biz de 1970'te kadınlar Cumhuriyet sayesinde evet, ekrana çıkmaya hak kazanmışlar. Ama demokrasinin beşiği İngiltere'de haberleri erkekler sunuyor. Biz Selim Esen arkadaşımla isyan ettik. Dedik ki böyle bir şey olur mu? Kadınlar niçin sunmuyor? Vallahi kadınlar sunarsa haberden çok dikkatler kadınlara yönelir dediler. Bunu işitince daha da bir ben kızdım. Dedim ki bu ayrımcılık. Yani kadına cinsel obje gözüyle bakmak, kadını aşağılamak. Yok dediler, bu habercilik erkek işidir. Biz böyle olduğuna inanıyoruz. Hatta erkeklerin bile dikkat çekici kıyafetler giymelerini istemeyiz. Sokaktaki insan kendisi gibi birisini görürse haberine inanır dediler. Bu onların muhafazakar anlayışlarıydı. Biz geldik buraya. Bizden 5 yıl sonra Angela Rippon diye çok başarılı bir gazeteci, haber mutfağından yetişmiş kadın çıktı ve İngiltere'de kadının da haber sunabileceğini, hem de çok güzel sunabileceğini kanıtladı. O nedenle ben Atatürk'ü, Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in kadınlarımıza sağladığı hakları çok önemli buluyorum. Hem Cumhuriyet'i hem de Aziz Atatürk ve Cumhuriyet'i kuran silah arkadaşlarını bir kez daha alkışlıyorum. Hocam söz sizde. Ya esasında fark ediyorum ki konuştuğumuz her şey aynı yere geliyor. Yani yeni bir siyaset ihtiyacının, biraz önce Cumhuriyet değerlerine yapılan saldırı üzerinden tarif ettik. Veya yeniden barışması gereken toplum üzerinden tarif ettik. Veya ekonomi üzerinden tarif edebiliriz. Yani ben biraz önce burada konuştuğumuz şeylerin bu bütüne oturduğunu görürsek eğer, yeninin ne olduğunu tanımlamanın kolaylaşacağı kanaatindeyim. Yani yeniye ihtiyacı sokak aykırıyor bugün. Nereden aykırıyor biliyor musunuz? Mesela Flormar direnişçileri. Diyorlar ki Flormar değil, direniş güzelleştirir. Neyin direnişini veriyorlar? En temel anayasal hak olan sendikal haklarını kullandıkları için işten atıldılar. Bu işten atılanların acaba etnik kimlikleri aynı mı? Muhtemelen değil. Türkiye coğrafyasının farklı yerlerinden gelmişler. İnançları aynı mı? Muhtemelen değil. Farklı inançlara sahip olma özgürlüğünü Cumhuriyet vermiş onlara ve laiklikle bunu koruma altına almış. Hepsi aynı cinsiyetten mi? Çoğu kadın, oranın çalışma profili öyle olduğu için, ama içinde kadın da var, erkek de var. Ve şu çok açık bir biçimde o direnişin haykırışında ve halaylarında her an gözüküyor. Biz etnik kimliklerimizle farklı olabiliriz.
Biz inançlarımızla farklı olabiliriz. Biz cinsiyetimizle farklı olabiliriz. Ama ortaklaştığımız bir ekonomik düzenin altında, ortaklaştığımız bir sömürü düzeninin altında eziliyoruz. Ve biz eğer %99 diye tanımladığımız farklı inançları, farklı etnik kimlikleri ama ortak değerleri barındıran %99. Bu ortak değerlerimizde bir araya gelmezsek bu düzen bizi kimliğimiz üzerinden, cinsiyetimiz üzerinden, yaşımız üzerinden, inancımız üzerinden ayırmaya ve bölmeye devam edecek. Zaten en büyük tehdit işte o kimlik siyasetinde yatıyor. Bunun karşısına konması gereken siyasetin ne olduğunu bir fikirle tanımlamaya gerek yok. Zaten toplum bu ihtiyacı bana sorarsanız hissediyor kemiklerine kadar ve haykırıyor. Aynı şeyi 3. Havalimanı'nda görüyoruz. Şimdi 3. Havalimanı'ndaki işçilerin taleplerini bir hatırlar mısınız? Hiçbiri kimlikle ilgili değil. Hamam böceklerinin arasında yaşamak istemiyorum diyor. Ne kadar temel, insani ve ortaklaştığımız bir değer üzerinden haykırıyor. Yarın işe gittiğimde ölmek istemiyorum diyor. Yaşamak istiyorum. Yani yaşamak istiyorum diyor. İnsan hakkı, yaşam hakkı. Hak ettiğim, emeğimi verdiğim, alın teri döktüğüm emeğimin karşılığını hakkıyla ve tamamıyla almak istiyorum diyor. Muhtemelen etnik kimlikte ayrışıyor. Muhtemelen inançta farklılaşabiliyor. Muhtemelen yaşam tarzında da farklılıkları var. Ama bir yerde ve en temel değerde ortaklaştığını görüyor. Yaşam hakkını istiyor. Emek hakkını talep ediyor. Şimdi bana sorarsanız bu haykırış sadece Türkiye'de yok. Bütün dünyada aynı gerilimi görüyoruz biz. Sağ siyaset kimlikle bölüyor, sol siyaset emekle barıştırıyor. Bize düşen Türkiye'de bu siyaseti nasıl ki laikliği, halkçılığı, milliyetçiliği, kamuculuğu, bizim değerlerimiz Atatürk devrimlerini yüksek sesle söyleyeceksek, evrensel sol değerlerin de birleştiren değerler olduğunu, evrensel sol değerlerin bu %99'u sömüren, %1 uğruna yok sayan anlayışın karşısına konacak olan yeni siyaset olduğunu yüksek sesle söylemeliyiz. Biz eşitlik talep ediyoruz. Biz özgürlük talep ediyoruz. Biz adalet talep ediyoruz. Biz demokrasi talep ediyoruz. Bu değerler bizim değerlerimizse, bu değerlerde buluşmaya hazır olan, bugün bize sağ siyaset tarafından sağ muhafazakardır diye dayatılıyor olan anlayışı reddetmemiz gerek. Sağ muhafazakar diye tanımladıkları seçmen, esasında eşitlik, özgürlük ve adaleti, yani evrensel sol değerleri talep ediyor. Biz kendi dilimizle konuşursak, biz karşı mahalleye sesleneceğiz, onların dilini kullanalım diyen değil, bizim dilimizle %99'u barıştıralım diyen bir iddiayla çıkarsak, yeni siyaset ortaya çıkacak ve inanın hemen Cumhuriyet ayağa kalkacak, hemen yarın. Şimdi bu biraz önce Ayşenur Hanım çok nazik bir biçimde benim de içinde olduğum Cumhuriyet Halk Partisi içindeki siyasetçilerin ortak çağrısına bir referans verdi. Ve dedi ki bu çağrıyı yapmıştı Selinler. Şuydu çağrımız, gelecek için biz dedik. Başka bir gelecek mümkün. Bu gelecek işte biraz önce tanımladığım eşitlik, özgürlük, demokrasi, adalette ve Atatürk devrimlerinde %99'u buluşturacak olan gelecek. Eğer iddiamız %99'u buluşturmaksa o zaman biz olmamız gerekiyor hemen ve hızla. Şimdi bizim dilini de kendimizin dili yapmamız gerekiyor. Samimi olmamız gerek. Ve siyaseti sadece kullanılan dile indirgeyen, hangi aday hangi koltuğa oturacak kavgasına indirgeyen anlayışı da reddetmemiz gerekiyor. Kimin hangi koltuğa oturduğunun hakikaten hiçbir önemi yok. O koltuklar terk edilebilir şeyler. Terk edemeyeceğimiz şey değerlerimiz. Terk edemeyeceğimiz şey ortak hayatımız. Terk edemeyeceğimiz şey cumhuriyetimiz. Ve bunlara sahip çıkmak için terk edemeyeceğimiz şey de mücadelemiz. Şimdi o zaman soru şuraya geliyor. Nasıl bir ekonomi? Nasıl bir gelecek hayal ediyoruz? Biz
Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu değerler üzerine kurulmuş bir siyasetin talebini, itirazını ve var olması için mücadelesini ortaya koyan gelecek için biz diyenler, diyoruz ki gelin siz de bu bize dahil olun. Biz büyürsek Türkiye dönüşecek. Biz büyürsek inanın Orta Doğu dönüşecek. Biz büyürsek ve bu mücadelenin esasında bütün coğrafyalardaki emek mücadelesi olduğunu hatırlatırsak dünya değişecek. Yani Trump'ın dayattığı otoriter, faşizan, yok sayan anlayışı, İngiltere'de, Brexit'te başka şeye dahil olmayacağız diyen anlayışı reddetmenin yolu buradan geçiyor. Aynı Türkiye'de faşizan, %99'u yok sayan ekonomiyi reddetmenin yolunun buradan geçtiği gibi. Gelin biz olalım. Gelin başka bir geleceği ve dönüşüm, değişim talebini birlikte bir siyasi partinin içinden büyütelim. Dönüştürelim, biz yapalım, dayatılanı kabul etmeyelim. Başka bir şeyin mümkün olduğunu biliyorsak, o mümkün olduğunu bildiğimiz şeyi talep edelim. Talep etmezsek gelmeyecek. Şimdi bunun ekonomi ayağına gelirsek, iktidar ne diyor bize ısrarla? Kriz mriz yok diyor. Vallahi bu Amerikan başkanı bir tweet attı diyor, bir sosyal medya mesajı attı. Ne olduysa ondan oldu diyor. Ya biz bir rahibi tutukladık, ya bir gizli tanık vardı. Meğersem yanlış söylüyormuş bu gizli tanıklar. Birdenbire vazgeçtiler söylediklerinden. Meğersem hukuki değilmiş yaptığımız şey. Ya inanın özür diliyoruz. Yani Amerika'nın bu rahibi tutuklamaya karşı gösterdiği tepki anlaşılır gibi değil. Ondan çıktı kriz dediler. Ya kriz ne rahipten çıktı, ne Amerikan başkanının attığı sosyal medya mesajından çıktı, ne de dış güçlerin Türkiye'ye çektiği bir operasyondan çıktı. Türkiye'deki kriz saray rejiminden çıktı, saray rejiminden. Şimdi bunun nasıl çıkartıldığını bu krizin tanımlarsak, çaresinin ne olduğunu da ortaya koymak mümkün olur. Ya kriz dediğimiz şey ne? Ben size hatırlatayım. Siz zaten her gün yaşıyorsunuz. Doğalgaz fiyatlarına ne oldu? Elektrik fiyatlarına ne oldu? Bakın sadece son 9 ay içerisinde doğalgaza, elektriğe, bizlerin tüketicinin evinde kullandığına en az %30 zam geldi. %30. Ya soruyorum size, geliriniz %30 arttı mı? Ücretiniz %30 arttı mı? Asgari ücret hala 1604 lira. Emekli maaşları hala aynı. Ama elektrik faturamız %30 daha pahalı. Doğalgazın henüz ısınma ihtiyacımız ortaya çıkmadığı için görmedik ne yapacağını bize. Ama unutmayın, doğalgaz fiyatları da arttı. Şimdi krizi buradan tanımlıyorsak o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Ya doğalgaz fiyatları niye arttı? Doğalgaz fiyatları şu yüzden arttı. Doğalgaz Türkiye'de üretilebiliyor mu? Hayır. Gönül isterdi ki bizde olsaydı. Dışarıdan almamız gerekiyor. Dışarıdan aldığımızda hangi para birimiyle ödüyoruz? Dolarla ödüyoruz. Peki bundan sadece birkaç ay önce bu yıl başladığında 1 dolar almak için kaç Türk lirası veriyorduk? 3 lira 76 kuruş. 3 lira 76 kuruş. Bugün aynı 1 doları satın almak için kaç lira vermemiz gerekiyor? 5 lira 60 kuruş. 5 lira 60 kuruş. Bakın neredeyse 1 dolar için 2 lira daha fazla ödememiz gerekiyor. Şimdi aldığınız o 1 dolarlık doğalgaz sene başında 3 lira 76 kuruştu. Bugün 5 lira 60 kuruş. Neden? Çünkü Türk lirasını paçavra ettiler. Şimdi o zaman soru şu, Türk lirası niye değer kaybetti? İddia ettikleri gibi bir rahip krizinden miymiş? Öyle olsaydı rahip Amerika'ya uçtuğunda bu dolar yeniden 3.76'ya düşerdi. Niye düşmedi? Çünkü krizin kaynağı rahip falan değildi. Bakın tarihiyle anlatalım. Mayıs 2013, döviz kuru 1.84. O zaman tartışılıyor, acaba 2 olur mu? Bugün 5.60. Ve Mayıs 2013 çoğumuz için Gezi'dir. Gezi'nin bize hatırlattığı demokrasidir. Gezi'nin bize verdiği umuttur. Ama eş zamanlı olarak Amerikan Merkez Bankası'nın da şunu bütün dünyaya duyurduğu tarihtir.
borçlu ülkeler, size son 7-8 yıldır kendi sorunumu çözmek için bastığım parayı verdim. Çünkü 2008-2009'da bir kriz çıktı orada. Ve o krizle mücadele etmek için Amerikan Merkez Bankası delicesine para bastı. Ve o para gözünü demokrasiye, özgürlüğe, değerlere kapattı, karın peşinden koştu. Ve Türkiye'ye geldi. 2013 Mayıs'ında Amerikan Merkez Bankası dedi ki, ya ben verdim bu paraları ama artık geri çekeceğim, bende kriz bitti. Bu parayı ülkeme çağıracağım dedi. Bu Türkiye gibi bir ülke için şu anlama geliyor. Türkiye'nin dışarıya 457 milyar dolar borcu var. 457 milyar dolar. Milli gelirimizin %50'sinden fazlası. Şimdi bize bu borcu vermiş olan diyor ki, artık borç vereceğim kaynak olmayacak. Yani bu borcu sana geri ödeteceğim diyor. Bunu ne zaman söylüyor? Mayıs 2013'te. Hazırlan diyor. Parayı geri çekeceğim bir gün diyor. Mayıs 2013'ten 2018'in Ekim'ine gel. 5 yıl geçmiş. 5 yıl. Ne yapmış Türkiye? Üretip ürettiğinden gelir kazanıp borcunu ödeyebilir hale gelmiş mi? Üretmemiş. Ranta yatırmış. Nerede yatırmış ranta? İnşaata gömmüş, betona gömmüş. 551 milyar dolar betona gömülmüş Türkiye'de. 551 milyar dolar. Sadece son 7 yıl içerisinde. İşte Türk lirasının değer kaybetmesinin sebebi üretmeyen, gelir yaratmayan, sürekli borçlanan ve artık borç bulması zorlaşacak bir dünyada yaşayan bir ekonominin sonucudur bu. Kim kurdu bu düzeni? Kim ranta yatırım yaptı? Kim fabrikalarımızı har vurup harman savurup sattı? Kim? AKP yaptı, saray yaptı. Yanlışlıkla mı yaptı? Hayır, bilerek, isteyerek rantçı sermayeden yana tavrı nedeniyle yaptı. Dolayısıyla bir yanlış yönetme, becerememe, bir bilmeme hali yok. Çok iyi biliyor ne yaptığını. Rantçı sermayeye kaynağı aktarıyor. Nasıl aktarıyor? Kamu ihale kanunu değiştiriyor. Diyor ki bu ay gözlük takanlara vereceğim. Beni ikna edin diyor. Gözlük takanlara vermeye ikna ederseniz, ikna ne demek? Benimle paylaşırsanız ihaleyi size vermek için kanunu değiştireceğim diyor. Kamu ihale kanununun 186 kere değişmiş olması bu anlama geliyor. 186 kere rantı paylaşacağı sermayeye kaynak aktarmış. Bunu daha geçen ay Uğur Gürses'in çok iyi gazeteciliğiyle şunu öğrendik. İşsizlik fonundan 10 milyar lirayı almışlar, kamu bankalarına aktarmışlar. Senin sayın bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey daha öğrendik gene yürekli gazeteciler sayesinde. Bedel askerlik yapıyor ya şimdi. Kaç yüz bin genç. Şöyle bir biraz uzun tutuldu. Tutulmakla kalmadı. Üniforma durumu var. Yani biliyorsun daha önce bedelleri de parayı yüklemişler. Üniforma yiyecekler 28 bin için. 28 bin bir yemek yiyecekler. Neden? Kıyafetler ve yemek ihaleyle birilerine veriliyor. Yani bedelleri de bir vadeyle küçük damlatacak. Küçük damlatacak. Bir vadeyle. Yine de emin olmadan söylememek lazım, emin olmadan. Ama şundan eminiz, ihaleyi her kim alırsa, dediğim gibi iddia bir yana, kesin olan 28 gün için onca kıyafet ve yemek ihaleye verildi. Ya emin olduğumuz bir şey daha var, şimdi böyle bir tereddüt yaşamaya gerek yok. Örnekleriyle hatırlayalım. İşte işsizlik fonu nedir normalde? Ya bizlerin, her birimizin çalışırken ve çalıştığımız yerlerin, ola ki bir gün işsiz kalırsak, zor durumda kalmayalım diye bir kenara para koyduğumuz bir fondur. Tabii. Kimin için kullanılır? İşsiz kalınmasın diye kullanılır. İşsiz kalınırsa da muhtaç kalınmasın diye kullanılır. Kimin için kullanılmış? Kamu bankaları için. Peki kamu bankaları kimin için kullandı kaynağı?
Ben size sorayım işte, medyanın duayenleri burada. Sabah gazetesine reklam verdi mesela. Yani reklam vermek için kullanıldı. Tara, medya reklam verdi için mesela. Kullanıldı. Hatırlayın, hayır, daha doğru. Bundan birkaç ay önceydi yani. Demirören. Yeni yandaş medya yaratılırken ihtiyaç duyulan krediyi kamu bankalarından aldılar. İşte o reyting kanalı dediğimiz medya kanallarını içeren Yeni'nin yandaşı, Yeni'nin yandaş gazeteleri. Hocam bir buradan yoklama çıktı. Yapalım, bir anket yapalım. Salonda bulunan değerli konuklarımızdan işsiz olan veya ailesinde işsiz bulunan bir elini kaldırsın şöyle, görelim. Bir kaldırsın bakalım şöyle. İşte manzarayı umumiye böyle hocam. Aynen. Genel durum budur. Hiç yani istatistik yapmaya, böyle uzun uzun açıklamalarda bulunmaya gerek yok. Ya, Hayrabolu ki bereketli topraklarıyla ünlü. Eskiden tarımla, hayvancılıkla, gül gibi geçinip gidiyorlardı bu insanlar. Pancar ekiyorlardı. Her şey ekilir bu topraklarda. Ama şimdi ekmek isteyen bile, ürün yetiştirmek isteyen bile düşünüyor. Acaba astarı yüzünden pahalıya mal olur mu? Maliyetler, evet. Girdiler, satış fiyatının çok üstünde kalır mı? Öyle değil mi? Yani eken pişman, ekmeyen evet. Pişman. Uğur Bey, belki bir soru hakim. Daha sormak gerek. Bu işsizlikle boğuşuyor olanların ne kadarı işsizlik fonunu kullanabiliyor acaba? İşsizlik fonu kullanan var mı aranızda? Şimdi ya acıklı tablo i̇şte burada buyurun, yatıyor. Kimse yok. Yok, çünkü niye işsizlik fonunu hakikaten ihtiyaç duyana kullanma kaygısı duyan bir sosyal devlet yok ki karşımızda? %1'den yana tercih kullanan bir rantçı devlet yapısı var. Şimdi kriz nerede derseniz, hani doğal gaz fiyatı, elektrik falan. Ya çocuk bezi. Çocuk bezi fiyatları %60'a yakın artmış vaziyette. Tuvalet kağıdı %40 zamlanmış vaziyette. Niye diye sorarsanız yanıtı çok açık. Ya biz artık kağıt üretmiyoruz. Niye? Nerede üretiyorduk? Seka'da üretiyorduk. Ne oldu Seka? Müze yaptı Seka'yı. Kapattı. Ürettirmiyor. Dışarıdan almamız gerekiyor. Göbekten bağladı ekonomiyi dışarıya. Ya bir dışarıdan operasyon çekiliyorsa bu ülkeye, dışarıya bizi bağlamış olanlardır sebebi zaten. Kim bağladı, kim sattı, kim özelleştirdi? Bunlar yaptılar. Saray rejimi yaptı. Bilerek, isteyerek yaptı. Bakın krizi gördüğümüz bir yer daha tarım. Ya geçtiğimiz haftalarda bir şarbon tehdidi çıktı, değil mi? Şimdi konuşmuyoruz, o kadar çok sorunumuz var ki. Ama İskenderun'a yanaştı bir gemi. Yine bir şeyler boşaltıldı. İzmir'e de yanaştı. İzmir'e yanaştı aynı evet. Gemi. Şimdi şarbon tehlikesi çıkınca vatandaş şunu düşündü. Kendimi koruyayım. Çünkü beni koruyan yok. Nereye yöneldi? Ya zaten zar zor alıyordum kırmızı eti. Bari beyaz et alayım dedi. Tavuk fiyatları %200 arttı. Fırsatçılıktan mı? Hayır, ihtiyaçtan arttı. Ama kriz budur işte. Peki şarbonu bu ülkeye getiren ne? Hayrabolu'yu hayvancılık yapılan bir cennet olmaktan çıkartan anlayış. Hayrabolu'yu çiftçilik yapılabilen bir üretim alanı olmaktan çıkartan anlayış. Meraları yok etmiş olan anlayış. İmara açmış olan anlayış. Kim açtı? Bu rejim açtı. Bilerek, isteyerek, bir tercihle yaptı. Şimdi bunu ısrarla vurguluyorum. Çünkü çarenin esasında bu rejimi değiştirmek olduğu çok açık ortaya çıkıyor. Yani bir yönetememe durumu olsa dersiniz ki size öneri sunayım. Veya dersiniz ki ya tamam ben devraldığımda daha iyi yöneteceğim. Mesele bir yönetememe durumu değil. Tercihle, bilerek, isteyerek kurdukları bir düzen var. Dolayısıyla bizim de artık başka bir düzen kuracağız. Halkın düzenini kuracağız, halkçı ve kamucu bir ekonomiyi kuracağız diyen bir iktidar iddiasına ihtiyacımız var, iktidar iddiasına. Çok konuştuğumun farkındayım ama. Ben bunu CHP'nin yapmasını beklerdim ama CHP'de böyle konuşan yapacağız, size. Yapacağız, yapacağız. Gelecek için inşallah. Bizim talip olduğu şey bu. Bir şey söylemek istiyorum. Bütün bu söylediğiniz olgularda beni son zamanlarda şoke eden sembolik bir şey var. Biliyorsunuz artık açlıktan, kriz dolayısıyla girdiği işsizlikten, açlıktan evet. Evine ekmek götüremediği, oğluna pantolon alamadığı için
Duyduğumuz ve duymadığımız pek çok intihar vakası var. Ve sizin de çok doğru söylediğiniz gibi, yani korkunç bir olgu istenerek, bilinerek yapılıyor. Fakat bunun karşılığında bu rantçı sermayeyi temsil eden ve zaten artık tek kişi var yani. Sizin hiçbir şekilde maaşınız artmıyor. Benim artmıyor, sizin artmıyor. Tabii. Evet. Belki milletvekilleri artıyordur, artıyordur. Ben halk evinden para almıyorum zaten binanın. Cumhurbaşkanının evet, arttığını biliyoruz herhalde. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine zam yaptı yahu. Nasıl, yani nasıl bir ülkeyiz ki biz, insanlarımız açlıktan, işsizlikten intihar etme noktasına gelirken, evet, sizin aranızda bu kadar güzel ve birbiriyle dayanışma olan bir bölgede işsiz insanlar varken, insanlar kendilerinden geçip çocuklarına iş, iş diye yalvarırken birbirlerine, ya hiç kimseye zam yapılmadı ama Cumhurbaşkanı kendine zam yaptı. %26. Başka memlekette, öyle ya, başka memlekette yani çok şeyler olurdu. Anlatabiliyor muyum? Ama işte, nedir bu kuzuların sessizliği? Kuzular sustuğu zaman korkacaksın arkadaş, ben korkarım. Tam da ben çoburdan almak gerekiyor. Bence işte tam da bu tartışmamız gereken şey. Ya bir şey oluyor ve itiraz etmemiz gerekiyor. İtirazı sadece burada bir yanlış var diye değil, bu düzeni biz değiştireceğiz iddiasıyla yapmak gerekiyor. Yani sadece ses çıkartalım demiyorum ben. Çıkarttığımız ses öyle bir ses olmalı ki artık, biz yapacağız, başka bir geleceği kuracağız, kurabiliriz diyen bir inanca ihtiyacımız var. Ya bunun yapılabileceği o kadar açık ki. Bakın, yolun sonuna gelindi. Yolun sonuna gelindiğini mecazi olarak söylemenin ötesinde işte mesela Hayrabolu-Tekirdağ yolu. 4 kilometresi yapılmış, yapılamıyor. Niye? Yolun sonuna geldi. Para bitmiş. Kaynak bitmiş. Şimdi yeni bir yol kuracaksak biz eğer, bunu tespit ederek başlamamız gerekiyor. Ya bu tespiti biz öneri yaptık diye değil, tekrar ediyorum ve ısrarla söylüyorum. Biz buradayız, yeniyi kuracağız ve bu düzeni değiştireceğiz diyen bir iddiayı seslendirirsek, sessiz diye düşündüğümüz kalabalıkları çok hızlı arkamızda göreceğiz. Çünkü onlar bizden önce söylüyor zaten. Söylüyor, tutuklanıyor. Ya gazeteciler tutuklu, işçiler tutuklu, üniversite öğrencileri tutuklu. Niye? Barış dediler diye, sendikal hak istediler diye, gerçeği yazdılar diye. Esasında konuşuluyor. Siyaseti değiştirmemiz gerek. Siyaseti değiştirmek için de itiraz etmeye korkmamamız gerek. Bu yıkımın bana sorarsanız en sert olduğu alan, bize demokrasi kültürünü unutturmaya çalışıyorlar. Ya demokrasi itirazı barındırır. İtirazla ortak akıl çıkartır. Benim itirazım muhalefet değil ki. Benim itirazım daha iyinin iddiası esasında. Ve biliyorum ki ben bu iddiayı koyarsam dönüşecek siyaset. Onun için ısrarla buraya dönüyorum. Ekonomi reçetesi çok kolay. Bakın söyleyeyim size talep etmemiz gerekenin ne olduğunu. Ya bugün işte söyledik biraz önce. Cumhurbaşkanı %26 zam alıyorsa, bir ülkede enflasyon en az %30 olacaksa, vakit kaybetmeden bugün bütün asgari ücretten başlayarak ücretlerin ve emekli maaşlarının en az %30 artmasını talep etmeliyiz. Talep. Bugün sendikalar ve sivil toplum kuruluşları bunu dillendiriyor. Biz de siyaseten dillendirirsek ve halkı da içine alan bir mücadeleyi, tabandan büyüyen bu talebi mücadeleye dökmenin örgütlülüğünü kurarsak Türkiye değişecek zaten. İkinci talebimiz şu olmalı. Vergide adalet istemeliyiz. Ya bugün Türkiye'de her 100 liralık verginin 66 lirası tüketimden geliyor. Çocuk bezi aldığınızda, su kullandığınızda, tuz ektiğinizde, ekmek aldığınızda, otobüse bindiğinizde ne tüketirseniz tüketin ödüyorsunuz. Multimilyarder rantçı sermayeyseniz de ödüyorsanız
Burslu üniversite öğrencisiyse de ödüyorsunuz. Asgari ücretle çalışan bir kadınsa da ödüyorsunuz. Halbuki eşit değil kazancımız. Geri kalan %33'lük kısım da, %34'lük, onun yaklaşık 1/3'ünü emekçiler ödüyor. Bordrodan kesiliyor. Kim bu emekçi? Kim? Fabrikada çalışan işçi, bankada çalışan memur, bankada güvenlik görevlisi, kasada çalışan, AVM'lerde çalışan kasiyerler, öğretmenler, mühendisler, siz, ben, beyaz yakalılar. Yeni emek tanımını yapmalıyız. Ve şunu fark etmeliyiz, biz birbirimizden ayrı değiliz hiçbirimiz. Fabrikadaki işçinin derdiyle benim derdim aynı. Tutuklanan öğretmenle, tutuklanan gazeteciyle, tutuklanan üniversite öğrencisinin derdi aynı yerden besleniyor. O düzeni yıkmak için vergide adaleti talep etmeliyiz. Nasıl olacak derseniz o kadar kolay ki. Çıkartın rant vergisini. Kim kazanıyor bugün ülkede? Çiftçi mi kazanıyor? Emekli mi kazanıyor? Emekçi mi kazanıyor? Kim kazanıyor? Rantçı sermaye kazanıyor. Peki rantçı sermayenin parası nerede? Vergi cennetlerinde. Bugün Türkiye'de 5 liralık milli gelirin 5 liralık 1 lirası vergi cennetinde. Sizin mi? Bizim mi? Hayır, rantçı sermayenin. Peki vergilendiriliyor mu? Hayır, neden? Çünkü vergilendirilebilmesi için vergi cennetleri listesinin yayınlanması gerekiyor. Kimin yayınlaması gerekiyor? Hükümetin. Yayınlıyor mu? Niye acaba? Kimin parası orada? Aile şirketinin, rantçı sermayenin, kendisinin parası orada. Hocam, bu offshore şirketler skandalı patlak vermişti ya. Orada adı geçen bir değerli iş adamımız geçen gün New York'ta 150 milyon dolarlık gayrimenkul almış. Oh. Evet. Devam edebilirsiniz. Ederiz. Ya hakikaten başka bir şey yapmamız gerekiyor. Şimdi bu, yani bunların hepsi yapılabilir, reçete belli. Bunları talep etmemiz gerekiyor. İsteyeceğiz, yüksek sesle isteyeceğiz. Üçüncüsü, kamunun sağladığı hiçbir hizmetin fiyatının artmamasını talep etmeliyiz. Doğalgaz fiyatı artmasın. Artmasın. Şehir hastanelerini müşteri olarak gördüğü şehir hastanelerinin hazine garantisi 6.2 milyar liranın içinde. 6.2 milyar lira. Kime gitti o para? Rantçı sermayeye. Kimin vergisiyle gitti? Çalışanların, bizim vergimizle gitti. Nasıl değiştiririz? O 6.2 milyar lirayı ben istiyorum diyeceğiz. Yöntemi belli. Hazine garantilerini bugün Türk lirasına çevirelim. Bugün. Niye dolarla garanti veriyoruz? Üstelik de niye 4 yolcunun gideceği yere 100 yolculuk garanti veriyoruz? Hemen bugün değiştirelim. Değiştirdiğimiz anda ne olacak? 6.2 milyar lira garantiyi onlara vermek yerine 6.2 milyar lirayı emekliye, emekçiye, çalışana, EYT'ye vereceğiz. Para orada duruyor. Ve son olarak demin de konuştuğumuz gibi işsizlik sigorta fonunu işsize kullanmayı talep etmeliyiz ve kullanım koşullarının kolaylaştırılmasını talep etmeliyiz. Bu paralarla yandaş medya satın alan değil, bu paralarla kendini zengin etmek için, %1'i zengin etmek için kullanan değil, %99'u koruyan bir anlayışı bugün talep edersek bu krizin %99'un faturası haline gelmesini engelleriz. Karşımızda çok kritik bir soru var. Kriz var. Krizin kaynağı saray. Şimdi sorumuz, bu krizin faturasını kim ödeyecek? Şimdi söylediğim reçete var ya, esasında şunu söylüyor. Arkadaş, sen bir sofra kurdun, kelli felli, milyonlarca liralar döndü, yemediğin içmediğin kalmadı, bilmediğim içecekler çıktı, ballısından ejder meyvelisine. O sofrada biz yoktuk, hiçbirimiz yoktuk. O sofranın faturası ödenecekse sofrada oturanlar öderler. Ben nimetinden yararlanmadıysam ben ödemeyeceğim. Peki hocam, teşekkürler. Son olarak nasılın yanıtı siyasetten geçiyor. Gelin bu başka geleceğe inananlar, bu başka gelecek için hemen biz olalım, birlikte olalım ve bu işi büyütelim. Peki, çok teşekkürler. Değerli Mine Kırıkkanat, siz
Paris'te işlenen siyasi cinayetle ilgili çok çarpıcı bir kitap yazdınız. Bir solukta okudum. Sağ ol. Şimdi Türkiye bu Kaşıkçı cinayetini konuşuyor ve Kaşıkçı cinayetinin boyutlarının nereye varacağı henüz meçhul. Çeşitli yönlere evrilebilir. Ayrıca benim bir de garipsediğim durum var. Ayhan Kara arkadaşımız yazdı Oda TV'de. Konsolosluklar, büyükelçilikler gibi yabancı ülkelerin toprağı sayılmıyor. Evet. Konsolosluklardaki kasalara ve bazı kozmik dosyalara müdahale edilemiyor. Onun dışında bir bilgi notasıyla konsolosluklara girmek, yani kolluk gücünün savcılıkla birlikte, savcılık talimatıyla ağır müdahale suç etmesi, varsa, evet, ağır suç ihtimali varsa girebiliyor. Bunun örnekleri de var. Şimdi deniliyor ki işte bir ses kaydı var Kaşıkçı'ya ait. Yani bu ses kaydında her şey belli. Madem ses kaydı yapıldı, bundan haberdar olundu, neden müdahale edilmedi gibi bir soru kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani bunu dinlendirenler acaba bu yönünü düşünemiyorlar mı? Bir de bugün tam garip ama gerçek denilebilecek türden haberler vardır. Onun bir örneğini okudum. Kaşıkçı olayını daha biz, yani Hollywood için İstanbul, Türkiye siyasi cinayetlerin kolay işlenebileceği bir yeni plato gibi düşünülürken, bunlar dillendirilirken, İstanbul'da İranlı sahte polisler Libyalıları gasp etmiş. Şimdi bu, yani bu hangi noktaya geldik dedirtiyor insana. Bir de geçen Cuma akşamı programı yaptık. Taksim taraflarında bir otelde kalıyoruz. Şöyle bir İstiklal Caddesi'ne dönüşte çıkalım dedik. Yani program bittikten sonra. Yabancı ülkeye gidiyorsunuz İstiklal Caddesi'ne. Hiçbir şey anlamadım konuşulanlardan. Gidiyorum. Allah Allah, ben ışınlandım. Nerede? Neresi burası? Orta Doğu'ya mı beni getirdiler? Bir taraftan da insan şey yapıyor. Yani seviniyor, turist geliyor diye bu kriz ortamında. Ama adamın biri kolumdan tuttu. Yeşilköy pazarına nasıl gidilir diyor bana İngilizce. Yeşilköy pazarına nasıl gidilir diyor. Adam pazardan alışveriş yapmaya gelmiş buraya. Parasız turist. Evet. Dolayısıyla yani nasıl bir yorum getirilir bu tabloya bilemiyorum Mine Hanım. Şimdi o öyle bir safhaya gelecek ki Uğur Bey, İstiklal Caddesi'ne bugün yabancı bir ülkeye, Orta Doğu ülkesine seyahate çıkmış gibi gidiyorsunuz yolculuğa. Yakında evden çıkıp İstiklal Caddesi'ne gittiğimiz zaman hakkınızı helal edin, akşam gelemeyebilirim diye gideceğiz. O günler de gelecek. Ya ürktüm ben. Çünkü evet, Selin Hanım'ın gayet doğru çizdiği kriz tablosunda bir tehlike daha var. Bu krizin altından kalkılmazsa eğer, başımızdakilerin yaptığına bakarak, hani derler ya, imam nezle olursa cemaat hapşırır ya da işte tersi. Öyle bir laf vardır biliyorsunuz. İnsanlar işsizlik ve şeyden nezle dedim, hapşırık dedim, bir şey dedim. Bakacaklar. Ya biri ezderle meyvesi yiyor. 76 bin lira maaş alıyor, değil mi? Birisi işte offshore şirketlerde, dışarılarda şey açıyor. Ne derler? Banka hesapları açıyor, milyonlar götürüyor falan filan. İşsiz, güçsüz ve eğitimsiz kalan ve cahil bırakılan özellikle insan da günün birinde değil, çok yakın zamanda haydutlaşır. Yani şu anda Türkiye bu krizle birlikte aynı zamanda bir ahlaki tehlike altında. Bazı insan grupları, bazı kontrol edilemez insan toplulukları soygunlara, talanlara girişebilirler. Eğer bu kriz doğru, düzgün ekonomik kurallarla ve ahlaklı hükümetler tarafından ya da bir hükümet tarafından yönetilemez, absorbe edilemez, çözülemezse bu krizin sonu aynen Amerika'da 1930'lu yıllarda niye mafya en çok Amerika'nın en büyük krizlerin geçirildiği zamanlarda ortaya çıkmıştır, ortalığı darmaduman etmiştir. Çünkü krizle birlikte yoksulluk, yoksullukla birlikte namussuzluk gelir.
Türkiye'de zaten yeterince namussuz vardı. Yani kriz olmayan zamanlarda bile. Bir de kriz olan zamanları düşünün. Ben önümüzde yani bu krizle gerçekten düzgün şekilde ve namuslu insanlar cumhuriyetçi yöntemlerle ve ekonominin kuralları dahilinde başarılı bir çözüme doğru gidecek şansı ele geçirmezlerse toplumun çökeceğini, ahlaken de çökeceğini ve Türkiye'nin aynı zamanda bir boğaz kesen, yani sokağa çıkanın geriye dönüp dönemeyeceğini bilinmeyeceği bir haydutluk ülkesine dönüşeceğini. Allah korusun. İnşallah. Allah korusun. İnşallah. Ama bugüne kadar Allah korusun, inşallah, maşallah diye geldi. Yine de öyle diyelim. Evet. Çok ağır tablolar yaşamayız ve Türkiye büyük potansiyeliyle bu sıkıntılı günlerden çabuk geçer diye dileyelim. Tabii. Ayşenur Aslan. Ben bir medyadan bir yazıyla bitirmek istiyorum. Hem medyanın başta da söylediğim o hazin tablosunu belirten bir durum. Yandaş medyadan bir yazar, İbrahim Kahveci. Şimdi en son yazısında şöyle diyor. Artık diyor bu ülkede herkes kendi bireysel derdinde düşmüş. Kimse ülke ne halde diye düşünmüyor. Arkasından sayıyor bu girizgahtan sonra. İşte kamu personel harcaması 2002'de şu kadarmış da 2010'da bu kadar olmuş, 2018'de aman Allah'ım nerelere varmış. Sosyal güvenlik harcaması işte şuradan gelmiş buraya çıkmış, muazzam rakamlarmış. Ve çok ilginç de bir ifadeyle bitiriyor. Devlet tamam diyor bunları, hani kamu personel işte kamu personel çalıştıracak, sigorta emekli maaşı ödeyecek, sosyal güvenlik giderleri. Canım diyor ver de nereye kadar diyor. Şimdi gelinen nokta artık belki de topyekün fedakarlık isteme noktasında kriz. Ha bunu yandaş yazar bir yerlere yaranmak için, çünkü o fedakarlık yapmaz. Onun maaşından inmeyecek ki. Ben diyecek özel sektördeyim, alıyorum şu kadar bin lirayı diyecek. Saray ve saray ahalisi yapmaz fedakarlık. O politika kurulları oluşturdular. Çankaya Köşkü'nde açtılar ya, Yiğit Bulut Beyefendiler, Hülya Koçyiğit Hanımefendiler, daha pek çok değerli isimler. Onlar o paraları alırlar, 15 binler, 20 binler. Onlar önemli değil ama dönecek diyecek ki bizim bir davamız var. Bu ülke için fedakarlık yapacaksın. Ne yapacaksın? İşte anlattığı Selin Sayıkböke'nin. %10 zam yapacaksın. 1600 küsürden asgari ücreti 2000'e çıkartmayacaksın. Çıkartamayacaksın. Çıkartırsan da kepçeyle geri alacaksın. Dolaylı dolansız bilimum vergiyle. Bunların evet farkında olmak gerekiyor. Bunların farkında olmak ve yeni bir siyaset anlayışıyla, nasıl ki Goebbels propaganda için 3. Reich'ın yükselişi uğrunda her Alman'ın kafasına balyozla bir şeyi vura vura algı olarak yerleştirmek için o zamana göre muazzam yenilikçi, muazzam etkili yöntemler bulduysa bizler de bulabiliriz. Bulmalıyız. Bu kanal bir soluk borusu demokrasi için, gerçeklere ulaşabilmek için. Bunu daha çok kişinin izlemesi, 3-5 gerçeklerden söz eden gazetenin daha çok satması için her birimiz üzerimize düşen görevi yapabiliriz, yapmalıyız. Çünkü son kapımı demiştiniz. Selim Sayıkböke. Oralarda bir yerdeyiz. Evet. Şimdi maalesef acı bir haber vereceğim. Tunceli kırsalında, Nazımiye kırsalında iki jandarma özel harekat mensubu
evladımız donarak ölmüşler, şehit düşmüşler. Donarak? Şehit düşmüşler. Mekanları cennet olsun, ulusumuzun başı sağ olsun. Coğrafyada, o hava koşullarında donmadan nöbet tutmanızı sağlayan giysiler, donanımlar artık bu teknolojide, bu çağda var. Var. Donarak ölmek ne demek ya? Hakikaten insan yani... Demek ki bedelli askerlikten aldıklarını da işsizlik fonuna yaptıkları gibi askerlere harcamıyorlar. Başka yere gidiyor. Hocam size vereceğim son sözü. Geçmiş dönem Tekirdağ Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Sayın Eşkinat da bizimle birlikteymiş. Onu da anons etmezsem adaletsizlik olur. Şimdi öğrendim, biraz gecikerek de olsa duyurmak istiyorum size. Çok da sizi umutsuz, karamsar bir şekilde evlerinize göndermek istemiyorum. Ben hep umuda yolculuğun sürüp gitmesinden yanayım ve o yolculuğun mutlaka bizi aydınlık yarınlara taşıyacağı konusunda sarsılmaz bir inanca sahibim. Çünkü Büyük Önder Atatürk'ün umutsuzluğa hayatında yer vermediğini ve en karamsar, en umutsuz olunması gereken anlarda bile başarının hemen yanı başında durduğunu, kanıtladığını biliyorum. Dolayısıyla bizim önderimiz ve örneğimiz Büyük Önder Atatürk'tür. O başardığına göre Mustafa Kemal'in askerleri de mutlaka başaracaklardır. Kesinlikle. Mutlaka başaracaklardır. Pazar günü saat 14'te, bu pazar saat 14'te Cumhuriyet'e gönül veren bütün yurtseverleri Dumlupınar'daki açılışımıza bekliyorum. Yurdun her tarafından özellikle kadınlarımız Dumlupınar'a akın akın geleceklerdir diye düşünüyorum. Ve bize her şeyimizi kazandıran aziz şehitlerimize karşı borcumuzun küçük bir taksidini hep birlikte ödeme şansı doğacaktır o gün ve arkası da gelecektir diye inanıyorum. Sözü Sayın Selin Sayek Böke'ye vererek son konuşmayı rica ediyorum. Çok uzun konuşmayacağım. Esasında içimden geçen duygu tam da sizin söylediğinizdi. Bir karanlık tablo çizdik. Değil mi? Bir ağır koşulları yeniden tanımladık. Ama şunu bilerek tanımladık. Biz birkaç gün sonra bir mucizenin hepimizin birlikte bizim atalarımızın yapmış olduğu bir mucizenin Atatürk'ün bize teslim etmiş olduğu Cumhuriyet'in bayramını kutlamanın eşiğindeyiz. Eşiğindeyiz. Bu karanlığı şu bilinçle aşacağımızı bilelim ve umutlu kalalım istiyorum ben de. Geçmişte nasıl yaptıysa o başka geleceği de bizler kuracağız. Hep birlikte el ele kuracağız. Geçmişte ne yaptıysak onu bugünün koşullarını okuyarak, bugünü bilerek ve kendimize güvenerek biz yapacağız. Ve unutmamalıyız ki karanlığın en derin olduğu an esasında şafağa en yakın olduğumuz andır. Evet, bir karanlığın içindeyiz ama yıkamayacağımız hiçbir şey yok, kuramayacağımız hiçbir şey yok. Bu iddiada olanlar başka bir gelecek için biz birlikte buradayız diyelim. Alalım bayrağımızı, çıkalım sokağa pazartesi ve bu devrim inadını ve inancını kutlayalım. Bayramımız şimdiden kutlu olsun diyorum. Siz de bir şey söyleyeceksiniz galiba, buyurun. Kesinlikle katılıyorum. Gerek Uğur Bey'e, gerek Selin Hanım'a. Umutsuz olsam zaten burada olmazdım. Umutsuz olsanız zaten burada olmazdınız. Benim dikkat çekmeye çalıştığım Selin Hanım'ın, sevgili Ayşenur'un,
hepimizin dikkat çekmeye çalıştığı tehlikeler eğer dur demezsek olabilecek şeyler. Ama biz dur diyeceğiz. Biz dur diyeceğiz. Tarihte de dedik, bugün de diyeceğiz. Bizi kimler yenemedi, neler geçti? Sultanlar yenememiş. Dolayısıyla bir sultan yenebilir mi? Asla. Sultanlığa son vermiş insanlarız biz. Ve bir müjdem var. Bir müjdem var. Biliyor musunuz? Bu krizle birlikte, bu krizi çözdüğümüzde hem bu sultanlar gidecek, hem de siyasal İslam'ı bitireceğiz biz. Evet. Siyasal İslam bunlarla beraber bitecek. Müjdeler olsun şimdiden. Atatürk'ün ülkesi yenilmez. Evet, ben kapanışta uzun uzun konuşmayacağım. Zaten bütün sorunlardan çıkışın, kurtuluşun ve kuruluşun anlatıldığı kitap burada. Mustafa Kemal. Ne arıyorsanız bu sıkıntılı günlerde umut verici, işte hepsi bu burada. Kitapta var. Cumhuriyet mucizesi, milli mücadele, hepsi, her aradığınız bilgi bu kitapta mevcut. Okuyun yeter. Sevgili kardeşim Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabını tanıtmak, okumak, okutmak milli bir görevdir. Onu yerine getirmenin iç huzurunu yaşıyorum. Sevgili seyirciler, biraz gülerek, gülümseyerek kapatalım mı? Şimdi ben neden İstiklal Caddesi'ne gittim? Onu anlatayım. Bizim kuşağımız, hocam, sıkıntılarla büyüdü. Çünkü biz İkinci Dünya Savaşı'nda doğan yurttaşlarız. Bizim nüfus kağıtlarımızda, cüzdanlarımızda ekmek karnesi verilmiştir diye damgalar vardı. Eski nüfus cüzdanlarımızda. Dolayısıyla bizim jenerasyon bazı şeylere özlem duyarak büyüdü. Harçlıklarımızla mesela istediğimiz kadar çikolata yiyemedik. Ben hep böyle harçlığımdan arttırıp çikolata alırdım ve yani bir parça çikolata alınabilirdi. Ve İstiklal Caddesi'nde vitrininde Beyoğlu çikolatası diyorlar. Böyle dağ gibi kırılmış çikolata olan bir iş yeri vardı. Önünden geçerdik, imrenirdik ve yürürdük. Ama aklımızda kalırdı o dağ gibi çikolata. Ah, paramız olsa da istediğimiz kadar çikolata yiyebilsek derdik. Lise, ortaokul yıllarında. Şimdi geçen akşam acaba o dükkan açık mıdır diye düşünürken aklıma bir şey geldi, hatırladım. Bir gün İstiklal Caddesi'nde yürüyorum ama artık televizyonda bilinen, tanınan Uğur Dündar olmuşum. O dükkanın önünden geçerken içeriden bir el uzandı. Zaten daracık bir dükkan. Böyle bir çikolata bana uzattı. Döndüm, çok geç kaldın kardeş dedim. Sevgili seyirciler, bu yayını sizlere ulaştıran canlı yayın sorumlusu Erdem Yıldırım, yönetmen Kemal Sevindirici, kameramanlar Atakan Gültekin, Çağdaş Çevik ve Jimmy Jeep operatörü Ertan Osmanoğlu'na emekleri için teşekkür ediyoruz. Sözcü.com.tr'de programın haber, video ve fotoğraflarını aktaran Emin Avanes arkadaşımıza, HalkTV.com.tr'de de gece sorumlusu Recep Bilal'e teşekkür ediyoruz. Hepinize en güzel dileklerle veda ediyoruz. Sevgiyle kalın diyoruz. Ve yürekli kentin, yürekli yurtsever, cumhuriyete sevdalı, Atatürk hayranı, yürekten Atatürkçü, sadece böyle şablondan, efendim fotoğraflarına bakarak, işte Atatürk söylemleriyle değil, onun düşüncelerini ve verdiği mesajları içselleştirerek, yaşam biçimi haline getirerek ve tüm zorluklarda Atatürk'ün gösterdiği yoldan yürüyerek aydınlığa kavuşmayı ilke edinmiş değerli yurttaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Güzel geceler diliyorum.
güçlü kadınlara da teşekkür ediyorum. Bu Cumhuriyet'in güçlü değerli kadınlarına.